Ufak tezgahı uykusuzlar kulübünü sunar. Biz hazırız. Karşınızda Okan Bayılgel. Hanımlar, beyler hoş geldiniz. Uykusuz bir geceye çok eğlenceli. Harikulade konuklarım var. Yılın son programı bu geceki son canlı program. Ama yılbaşı gecesi rüya gibi bir ekiple sizlerle beraber olacağız. Müthiş konuklarım var yılbaşı gecesi. Aynen bu gece olduğu gibi. Hoş geldiniz. Son ürünler yılın son ürünlerini temsilen evet herkes yeni bir işiyle katılıyor siz hangi işle katılıyorsunuz efendim? Ay ben tiyatrocu oldum. Tiyatrocu oldunuz <laughs> ama bu tiyatrocu olunmaz doğulur derler herhalde öyle, öyle doğdun şekerim. Ay inşallah öyledir. geldiğinden beri kafamızı şişiriyorsun yeni oyununla <laughs> müthiş bir performans ama çok gösteriyorsun iyi evet pazar günü premierinizi yaptınız evet. zorlu performans sanatlarında büyük salonda mısınız? Dramadayız. Dram adadasınız. Çok güzel bir şey. Orada bir çocuk oyunu ama çocukların da bir yaş e, sınırı var galiba. 6 yaş sınırımız var ama evet. gelen çocukları yoldan çeviriyoruz. Bir sınır var mı çocuklar için? Yok. Yok. Yani ebeveynlerle beraber Tabii ki. gelinebiliyor. Ebeveynlerle mi geliyorlar çoğunlukla? Ebeveyn yani Premier'de öyleydi. Hmm. Bundan sonrasında nasıl olur bilmiyorum. Ebeveynler acı çekiyorlar Hayır mı? çekmiyorlar. Keşke ebeveyn olmasaydık diyorlar mı? <laughs> i̇şte oyun bence en mı? önemli nokta o. Hayır sıkılmıyorlar. Sıkılmıyorlar. Hayır sıkılmıyorlar. Ne ebeveynler var ama çocuklarla çocuklaşılıyor. Seninki keza 11 yaşına mı 12 14. mi 14. Ne oluyor? Niye sinirleniyorsun? Ha, tabii Çok o kadar büyüttün tabii o yüzden. Benimki de 13 büyüdü. yaşında. Işte. Evet, 14 yaşında. O, o konuya girmeyeceğim. Çok sıkılıyorum <laughs> insanların çocuklarını anlatmasından. <laughs> Sadece ben anlatmak istiyorum o yüzden. Evet. Peki. Ee, peki oyun ne kadar eğlenceli? Ne oluyor oyunun konusu nedir? Çünkü bir çocuk yazmış üstelik oyunu evet. ve e, zorlu bir yarışma açmış. Kusursuz dünya müzikali ve e, burada. Zorlu Holding kurumsal iletişimin yürüttüğü bir hayal bir oyun yarışmasının kazananı Elif Sude Dobra'nın acayip teknolojik masallar hikayesinden Özlem Saraç Özcan oyunlaştırmış. Gaye Çankaya yönetmiş. Oyuncu olarak seni mi bulmuşlar? Evet. Kaç kişi oynuyorsunuz? 13 kişiyiz. 13 kişisiniz. Oradaki en genç sen misin? Evet. <laughs> Fasulyeyim ben. Evet. Peki. E fasulye benim. Hepsi senelerdir oynuyor. Ama çocuk tabii yazdığı zaman burada tabii şimdi oyuncular var masamızda. Hep ee, onun için onlarla da paylaşalım. Hep bilgisayardan yola çıkılıyor galiba öyle mi? Evet. Çünkü çocuklar oyun, bu çocuklar oyunun bilgisayar. Oyunun hikayesi de o zaten. Yazan çocuk kaç yaşındaydı? Yazdığında 10 yaşındaydı. Şimdi 12 yaşında. Araya pandemi girdiği için 2 hmm. senedir oyun sahnelenemiyormuş. Hı hmm. hı. Hmm. E, dolayısıyla yazdığında 10 yaşındaymış. Ama neyse uyarlayan hiç olmazsa büyük ki evet. hani çocuk sonuçta Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben hikayeyi okuduğumda 10 yaşında bir çocuğun böyle bir hayal gücü olması beni hem şaşırttı hem korkuttu. Hı. Ben Niye korktun? Bence bir hikaye çünkü bir bilgisayar oyununu anlatıyor. Evet. E, ve o bilgisayar aslında hani böyle Çağımızda olan birçok çocuğun yaptığı gibi bütün gün bilgisayarın başından kalkmayan bir çocuğun hikayesi aslında. <laughs> Ve sonunda o bilgisayar oyunu yüzünden sosyal hayatını yaşayamadığının farkına varıp, birazcık sonunda ders var yani hı hı. E, o oyunu siliyor ve daha sosyal bir yaşantı yaşam yani daha sosyal bir hayat yaşamaya karar veriyor. Hı hı. Peki çocuğum. biz geldiğimizde sen sonunu söylemeseydin merak edecek miydik oyunun nasıl bir oyun olduğunu? <laughs> e, aslında hayır. sen de tam olarak sonunu söylemiyorsun galiba. E, tam sonunu söylemiyorum hı hı. ama aslında bence zaten hikayenin başının sonunun ne olduğundan öte işin şekli çok keyifli, müziklerimiz çok özel. Cem kahraman hı hı. ve e Efkan Devil yaptı. Çok rengarenk. Rengarenk. Hiç çocuk müzikali çünkü. Evet. Evet. Bu sen misin? Bu yağmur, kiraz yağmur. benim kızımı oynuyor. Kızın oynuyor. Biz gerçek hayatta. Burada hayattaki... öndeki telefonla konuşan sen misin? Benim evet. Evet peki. Benzemiyor mu? Evet aynı. Bu sen misin? Bu şey <laughs> evet. <gülüyor> olmak isterdim bu arada. Bence oyundaki en muhteşem kostüm. Buradaki kareli kıyafet takım elbise giyen sen misin? Benim Evet. evet. Hepsi peki. benim. Oyunun evet. her şeyi benim. Peki çok hareket ediyor musun? Çok böyle oradan oraya koşuyor musun? Eee kuş yanların mi? ağrıyor mu bu yüzden? Bacakların Hayır. ağrıyor mu? Eve gelip ayaklarını sıcak Hayır. suya sokuyor musun? Kocana eziyet ediyor musun? Hiç <laughs> ben çok Allah. yoruldum, şöyleyim, böyleyim falan filan diye. Ben kolay kolay yoruldum demem ki. Anladım. Peki. Demem. Bu sanki senin bütün bu huylarını hepimiz biliyormuşuz gibi niye davranıyorsun? <laughs> ha yok demem. Ee, öyle değil, ha? Bilen biliyor. ha Bilen biliyor. E tamam o zaman sor. Peki bu ama beni çok mutlu etti. Sen buradan alıp yürüyecek misin şimdi? Çünkü birçok önemli oyuncu çocuk oyunlarıyla başlamıştır. Ay bir şey söyleyeceğim. Fenaymış bu sahne dedikleri şey gerçekten. Hı -hı. Çok Hı -hı. heyecan vericiymiş. Ben em, bu arada oyunun %15-20'sinde varım. Hı -hı. Ee, ve hani... ama bütün fotoğraflara seni koymuşlar. E tabii. Şöhret olunca tabii ki. Yani peki çocuklar seni tanıyorlar mı? Tanıyorlar. Ya da tanımıyorlar. Onların anne babaları eskiden kalma bir yıldız mı diyor senin için 90'lardan filan Eskiden mu? kalma diyorlar mı kısmını bilmiyorum evet. ama babalar evet. sana dikkatlice bakıyor mu ulan bu nedir bu böyle? Valla ben heyecanıyla hiçbir şey görmedim. Peki anne babalar tanışmak istiyor mu seninle? İstiyorlar. İstiyorlar. Peki yani kulise çıkışı mi geliyorlar? Oyun çıkışında oyun çıkışında peki çocuklarla beraber fotoğraf çektirme falan böyle şeyler var mı? Çektirdik. Çektirdiniz. Şimdi evet. bundan sonra olacak bilmiyorum. Premierin hmm. yüzüne biraz bir şey daha yaptırıyor farklıydı. musun? yaşlanmıyor musun? <laughs> ne oluyorsun? Bu nasıl bu böyle? Hakikaten bu kadar mesafeden gözlüklerimi de taktım. Ne olmuş? Değil İnşallah mi? yaşlanmıştır diye düşünüyordum. Hayır öyle olmamış. 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 Yine olmamış. Yine olmamış. Yani. Bu da böyle çıktı. Niye niye böyle oldu? <laughs> Halbuki ben... ben hep görmek isterim. Mesela bir zamanlar beğendiğim kadınların ne hale geldiğini görüp çok mutlu oluyorum. <laughs> ama sen de bu olmadı. Niye acaba? Yani. İyi bakıyorum. Evet. Kime? Adama mı Bilmiyorum. kendine mi? Adam bana iyi bakıyor hayır. Adam, ben de ona adam iyi bakıyorum. Adam tatlı ama gürbüz. Ben görüyorum fotoğraflarda arası. Evet. Ha? Şu anda Gül. ekran başında çok bir şey ekran değilim başına. Değilim ama Ekran seyrediyor. Bence İzliyor seyretmiyor. lazım. Kesinlikle seyretmiyor. Bilmiyorum. Bu, hayır bu artık evlilikte şimdi birazdan konuşacağız bunlar <laughs> sahte şeyler sana çok dikkatli bakacağım falan. Sonra sen sorular soracaksın bak eve gidince bu söylediğimi yap ondan sonra ay, o sırada tuvalete gittim yo, o sırada yo. makarna haşladım ben falan. Ben ona izleme yani. yap ha? dedim çünkü çok hasta. Ben fena evet, değilim o olsun. benden daha hasta teşekkür ederim. Ee. Hatta e, ben Buradan bir yemekten Buradan Seda Sayan gibi öpücük möpücük göndermek ister yok, misin? Yok öyle bir Kocaman. şey Peki, Ben yani. gidince öperim onu. Tamam. Sıkıntı yok. Sağ olasın. Evet. <laughs> şimdi biraz sonra cevap verir. Telefonumu alırız. Hayır izliyorum diyorsa anlarız Diyor. zaten. Evet. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Çok kötüdür herhalde bunca kötü. yıl sonra. Ha? İyi mi? İyi İy İyidir herhalde. Üzgünüm sizin evet. için ama iyi. Evet. <laughs> Nasıl bu kadar iyi olabiliyor? Sırrı nedir? Ya bilmiyorum çok klişe şeylere varıyor söyleyince. Yani arkadaş kalabilmek falan öyle laflar. Yok ben hala kocama gayet aşığım yani. Gayet aşıksın. Olmak üzere bir Nesini aşığım. Nesini beğeniyorsun? Mesela eve gelince bambaşka bir tipe mi dönüşüyor? Nedir yani? Yok, çok kendi gibi. Kendi gibi. Yani ne diyeyim? Mesela ben ona her zaman yüzüne de söylemişimdir. Böyle ilk gördüğünde bir etkileyici bir tip değil. Mesela en azından benim gibi bir tip değil. Ben içeri bir yerden girince ha işte bu falan denilir benimle ilgili. <laughs> doğru. Yani, doğru söylüyor. Gülmeyin. Mesela doğru Bura söylüyor. için de söylenir. Mesela Niye? bir yerden göz Küçücük bir adam e içeriden şimdi... girer biraz gözünü aşağı indirirsen hemen onu görür <laughs> ve dağılırsa yani. <laughs> ya, benim için tabii farklı çünkü kocam bir yere girdiği zaman benim gözüm ona kayıyor. Çünkü onu hala çok seviyorum. Hı -hı. Belki Ama... senden başkası bakmıyor olabilir mi? Yani sen bunca yıldır yanılıyor <laughs> Ay, olabilir deme. misin? Öyle deme bana bayağı küfreden var ya. Var mı? Tabii. Kadınlarda. Senin yağmur atacağın yüzünden senden iğreniyorum falan diyenler bile var. Öyle sanıyor olamaz mısın bunca yıldır? Yo, hayır. O, yaz hayır. Belki yazıyor. Belki öyle bir göz boyayacak. Ama önemli olan zaten bu ilüzyonu sağlamak. Bir erkeğin bir kadına yapacağı en güzel şey. Sence Dünya... ilüzyon mu yani şimdi bu? E tabii aşk ilüzyondan başka ne olabilir ki canım? Allah Aman Allah. 15 sene süren ilüzyon mu olur? Be? Olur tabii ki olur. 15 sene sürer birçok ilüzyon. Ömür boyu süren ilüzyonlar var. Inşallah. Ne şanslıdır o insanlar. İnşallah. Evet. Bazı olmadık şeyleri mesela ne derler? Şimdi anlatacağım da <laughs> bir, bir hikaye anlatacaktım ama <laughs> o hikaye. O bir yere dokunacak <laughs> şimdi. Anlatma <laughs> bence. Evet evet evet. Yani evet. <laughs> çok komik <laughs> yani ya sonra anlatırım yani. <gülüyor> <gülüyor> peki <gülüyor> Fark <ettim>. peki şimdi <laughs> burada en çok sıkılacağını sandığım bu kadar oyuncunun arasında Mert Demir onun <laughs> ıı, müthiş şarkısı Mesela herkesin ol. dilinde bütün arabalarda o şarkılar e, söyleniyor. Fa şarkılar söyleniyor derken her biri başka şarkıymış gibi geliyor bana çünkü Kesinlikle. herkes farklı söylüyor. <laughs> Şimdi izleyeceğiz beraberce. Karadeniz başka söylüyor, Ege başka söylüyor şarkıyı. Görelim o arkadaşların yaptığı kolajı lütfen. Cizma buradan sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesme yine ilaç ne antidepresan Gitme buradan Sen olana ben hata yaşayamam Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan Gitme <laughs> buradan Peki ee, Mert röportajına diyorsun ki 5 yıl sonra yani bu 5 yıl sonra senin bir e, projeksiyonun bu İstanbul'da yaşayamıyorum sevdiğim sahil kasabalarından birinde filan. Evet. Böyle ama bu 5 yıl sonrasını e, şey yaparak mı hayal ederek mi söylediğim Top şey okuyayım mı? Toplumdan itibaren 5 yıl sonrası olabilir evet okuyabilirsin. Evet evet ee, minimal bir ev bahçesine minik bir kapsül stüdyo stüdyodan çıkıyorum sevdiklerimle beraber. Ağacın altında muhabbetiz Bu neresi olabilir? Tahminen neresi uygun geliyor Tahminen şu anda aşağı yukarı Muğla'da böyle bir hmm. yer var zaten. Var var Adamına zaten. Olan bir var. aileye ait bir yer mi? Yok Büyük benim yani benim. Ha, senin zaten. Tamam, Peki evet. çok güzel. Orada inşallah böyle bir şey olur. Çünkü ben daha yeni anamın evini taş ev yapıyorum falan onunla uğraşmak için ara sıra Bodrum'a gidiyorum. Bodrum artık mesela böyle bir yer değil. değil hani artık, böyle evet. bir ağacın altında oturuyorum filan mümkün değil Çünkü e, portakal ve mandalin üretimi e, insanlar artık e, ağaçta bırakıyorlar yani bırakıyorlar ki kendisi bahçeye dökülsün. kimse Hı. toplamıyor Çünkü büyük mesela diyelim ki 10 dönüm bir e, mandalin ekiminiz var geliyor e, alacak olan kişi e, 2000 lira veriyor 2500 lira veriyor falan filan bütün mandalin bahçe sahipleri sinirleniyorlar ya. ...eşi dostu konuyu komşuyu çağırırız... ...onlar gelsinler toplasınlar diye... ...kimse bakmıyor evet. ağaçlara... ...çünkü zaten sonunda para etmiyor... ...yani bizim İstanbul'da yediğimiz gibi değil... E, ...o fiyatlar değil... ...ve sonuçta tarım tamamen ölmüş durumda... ...harkulade Bodrum Mandayı'nası... E, ...şu iş ya da bu şekilde... ...kaçak olarak... E, ...üzerine inşaat yapılıyor... ...yani bir süre sonra bu bütün bu... ...hayalleri kurduğun, hepimizin... ...kurduğumuz yerler aslında... E, beton para etmeyecek tabii Aha. beton çimento yenilemeyecek hiçbir halta yaramayacak ama bunlarla dolmuş vaziyette bütün bahçeler zeytinler kesiliyor evet, mandalina ağaçları portakal <laughs> ağaçları kesiliyor falan filan ama yine de hayalini kuruyorsun ne evet. güzel yani aslında oradaki mantık biraz izole bir hayat yaşayabilmek, belli bir noktadan sonra belki bunu söylemek için çok erken Ama çok ama. çok gençti misin izole olmak olarak yani tam olarak, çok kısa tam olarak onu söyleyecek. Ama illetli bir sene şey var belki. De. De. Evet evet yani ben daha çok aslında yalnız olmaktan besleniyorum. Yani şehrin kaosu beni mesela üretkenliğimi de benden alıyor. Hı -hı. Ben bu şarkıyı e, Hı -hı. Muğla'da yaptım. Hı. -hı. Sonra ha o Mabel zaman attım. Tamam. Tabii git, ki git. Mabel Matiz gibi bir evet. gerçek ha. var. Evet. Ona yolladım. Hı -hı. O da inanılmaz sevdi şarkıyı Hı -hı. ve daha sonrasında katıldı, kendi de sözleri dahil oldu ve daha sonrasında şarkı son haline geldi. Ama dediğim gibi mesela o izole olma hali beni daha üretken bir duruma getiriyor. Dolayısıyla aslında <laughs> benim oraya gitmem benim <laughs> izva. işte. Yani daha üretken olmamı sağlıyor bir noktada. Peki daha fazla sözleri de bir an sen an yazdığın var. için söylüyorum. Bu kadar izole olan bir adamın birisine gitme dememesi gerekmez mi? Ama şöyle zaten... Belki orada yaşarsan daha felsefik şeyler de üretebilirsin. Tabii ki muhakkak. Hepiniz defolun gidin diye bir şarkı çıksa <laughs> mesela. Ben çok istiyorum böyle bir şarkı gelsin yani. <laughs> bir noktada şöyle bir durum var. Geçmişteki yaşanmışlıklara bir şeyler hı. yazıyorsun aslında. Hı hı. Sen farkında olmuyorsun. Ben mesela anında bir şeyler yazabilen bir insan değilim. Hı hı. Ama şu anda yaşadığımız bir şey bana 5 sene sonra bir şey de yazdırıyor olabilir. Dolayısıyla aslında o an yazdığım şey belki çok daha önceki belki bir travmaya bir gönderme olabilir ya da herhangi bir olaya gönderme olabilir ama e, dediğim gibi aslında öyle bir inziva ortamında çıkmaması gereken bir şey belki de ama dediğim gibi o üretimler geçmişteki olayların aslında o an dışa vurumu gibi bir şey oluyor aslında e, 94 doğumlu yani şu anda bu masada bebeklerden biri değil mi? Bize bakarsan bize göre yani. He? Yani <laughs> hiç... Hiçbir yeri ağırmayan bir adam mesela. <gülüyor> 26 Aralık <laughs> yani. 1993 bu arada. iki gün önce sonra. doğum günü. Evet onu bak aa Türkiye güzel olduğu sene. Evet. <gülüyor> 93 yanlış yazıyor internet. Yanlış mı yazıyor evet. bizim bir bize bizim de hatamız olmuş. güzel. bir yaş görüyor musun? Evet sen evet. Ben o ara doğdum. Sen Türkiye güzeli olmadan bir sene öncesi. <laughs> evet. Evet. Vay be. Peki. Ee, diyorsun ki Mert kendi hikayesini anlatanları dinlemeyi sevenler bende de dinlenecek bir şeyler bulabilir. Evet böyle evet. bir iş Ozan müzisyenliğe doğru gidiyor herhalde fena halde. Yani aslında e, yapmaya çalıştığım şey tamamen gerçek bir şey ortaya koyabilmek. E, sahte bir şeyin içerisinde bulunmamaya gayret etmek yani tek amacım bu. Çünkü bu işi belki hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum ve işte 40 yaşında da sahnede olduğumda sahte bir şeylerin içerisinde olmayı istemiyorum. Değişebilirim. Bazı şeyler değişebilir. Ben de değişebilirim. Kişiliğim de değişebilir. Ama değişmiş bir şeyin sonucunda sahneye çıkıyor olmakla o an atıyorum benim faydama dokunacak ve ben olmayan bir şeyi yapıp daha sonrasında 40 yaşında hala onunla ya da daha sonrası içinde hala onunla sahnede çıkıp hala aynı şarkı söylüyor olmak biraz aslında istemediğim bir şey. Güzel. Ne güzel Bununla böyle düşünme. Yani. Peki evet. e, e, şöyle bir not var önümde. Elektronik Hı. altyapıların yanında R&B, bedroom pop ve arabesk seni sana esin oluyor. Bu bedroom pop nedir Allah aşkına? Bedroom pop aslında bir noktada büyük stüdyolar işlevini yitirdi. Yani Hı -hı. artık insanlar çok büyük hitleri, çok büyük ekonomileri sadece bir bilgisayarlarında Hı -hı. çıkarmaya Bunlar, başladılar. Bunlar e, küçük home stüdyolar. Hı -hı. Aynen, yani ona bir bedroom pop. Değil. Aslında evet. Evet. Bir noktası. de ama niye bedroom deniliyor? Belki gençlerin ürettiği şeyler olduğu için, yani evin o parçasında üretildiği evet, için. Evet, ne orada takılıyorum, üretiyorum. Kafası aslında oradan Hı -hı. çıkan bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Benim arabesk noktası da ben. Bağcılar'da doğup büyüdüm ve 20 sene orada yaşadım. Bir şekilde e, her ne kadar kendini oradan çıkarırsan, soyutlarsan soyutla, bir şekilde o arabesk senin ruhunda kalıyor ve bir noktada müziğine duruşuna söylemine hiç farkında olmadan ağzından çıkan bir kelimeyle kendini gösteriyor. Aslında bunları çok e, doğru bir şekilde mixlemeye çalışıyorum, ortada karıştırmaya çalışıyorum yani. E, bedroom aslında bunun çok önemli bir parçası çünkü gerçekten küçük prodüksiyonlar seni o arabeskin içinde tutuyor. Büyük prodüksiyonlar, büyük stüdyolar, büyük imkanlar biraz insanın en azından kendi özelinde e, amacından sapmaya doğru götürüyor. Çünkü büyük stüdyo, büyük iş daha tutmalı, daha fazla bir şey olmalı gibi ama evinde bilgisayarın başında takılırken böyle bir şey düşünmüyorsun. Onu sadece yapmak ve bitirmek istiyorsun. Bu son şarkıyı da öyle yaptım zaten. Biraz onun aslında dışa yansıyışı insanlarda büyük bir etki yarattı. Gerçek oluşu bir etki yarattı. Evet. evet. Demek ki farkındalığın yaşı olmuyor. Evet doğru çok doğru peki Peki şimdi Buranın kitabı var birazdan Buğra'yla konuşacağız uzun uzun bir de yeni işleri var yeni dizisi var. Kitapla geldin. Sana. Kitapla geldin evet bu üçüncüsü hakikaten gidiyor. fantastik bir iş. Ondan önce sadece eser sıkılmasın diye eserle Berfudan söz edelim. Onların benim de çok merak ettiğim çift terapisi. Gösterileri ve oradan alınmış parçaları görünce de e, çok eğleniyorum hakikaten Berfun'un eseri sahnede nasıl evire çevire dövdüğünü e, <laughs> görerek de eğleniyorum kadın zekasının üstün gelişine bayılıyorum. Biz gösterebiliyor muyuz paşa? Şimdi burada e, afişini görürüz. Evet burada da görüldüğü gibi adamın sırtına çıkmış yani bu tabii ki. Yani bir şımarmış olduğunda değil mi kabul ediyor musun? Artık bir her tarafınızdan çünkü senin şımarıklığın akıyor aslında tırnak içinde. Net kesin şımarmış. Yani bu kadar sevilen bir kadın, bu adam tarafından şımartılan e, bir kadın, onun zaten çok güzel bir ruhu var. Evet. Hep senle evlenmeden önce de öyleydi. Yani ileride böyle bir e, dava filan açarsa açarsa hani bana şöyle yaptı böyle yaptı filan ya yani tamamen onun lehine şahitlik ederim. <laughs> yani derim ki bu kadın bu adamı bu hale getirmiştir herhalde. Şimdi burada gördüğümüz gibi afişi çok beğendim Bu arada Ben bu afişi görmemişim. Ben sinep parça parça oyunuzdan parçalar izliyordum. Şimdi 11 Ocak'ta maksimum Unique boxtasınız. Bu çok güzel bir salon ve sahne. Ben de orada Richard provaları yapmıştım. E, ama hiç daha hen, henüz bir şey izlemedim. İnşallah sizi izleyeceğim orada. Sonra 15 Ocak'ta BKM Tiyatro'da Beşiktaş'tasınız. Hı -hı. O da çok güzel bir salon. Sonra başladığınız turnelere. Süper. Sonra 16 Ocak Bursa'da e, Merinos Orhan Gazi e, salonundasınız. Sonra Ankara Mevşura'dasınız. Çok güzel bir salondur. Ankara Mevşura'da. Ve sonra 23 Ocak'ta İzmir'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu. içinde kediler olan falan filan. <laughs> harikulade bir e, tiyatrodur. Suat Taşer ustanın, hocanın e, ismi verilmiş olan tiyatro. Müthiştir. Yani yazın bir bölümü açılır. Üstünde kışın kapanır. Benim en 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 çok sevdiğim sahnelerden biri. Ve de böyle çok şey görünür havuz gibi bir yapısı var biliyorsun. Evet, evet. Ama e, çok seyirci alabiliyor. Bin bin küsür seyirciye kadar ulaşıyor yani. E, <laughs> enteresan böyle bir amfi e, tiyatro gibidir. Ankara mevşura da çoksa hepsi çok güzel. Peki ilginç bir şekilde Berfu'cum eser... Yakışıklı çıktığı ender fotoğraflardan biri. Evet. <laughs> Ve nasıl, nasıl oldu? Abi biraz şop yaptık. Biraz şop Bit yaptık ya. tabii. Ya Hadi Eser'e ya. dünyanın biraz en önemli ritakçısını çalıştırsan <laughs> dünyaca yani ne yapabilir ya. Eser'e yani. Ama sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Evet cool bir kadın. Yani hep ben sana sizi evlendiğinizden beri baktığımda bu kadının Eser'le ne işi var diye düşünmüşümdür ama. <laughs> yani sen o kadar sevdin ki adamı. Bir de ondan... İki tane de, bir de eser de Bir yaptın. değil iki tane de <laughs> e, çocuk yaptın. Evet. N ne vaat ediyor sana? Bir kere çok iyi baba olur bundan. Değil İkincisi, aslında. <laughs> İkincisi değil, değil aslında. Da. Oyuna başlamayın <laughs> rica edeceğim. Olur işte bitti. İki bu canı pahasına canı pahasına çocuklarına bakar sana bakar evini geçirir. Bunu her şeye emanet edebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Böyle bir iyi yürekli bir adam bu. Değil aslında aslında dinleyeyim şimdi. Yani Eser aslında çok ben merkez bir birey ve ben daha böyle kolaçan ve anaç bir biriyim ve hani o söylediğiniz şeyler aslında ben yapıyorum daha hani ilişkide <laughs> doğru diye düşünüyorum. Ama Eser de aşırı tabii ki de iyi biri ve bizi güzelleştiriyor yani böyle özetleyebilirim konuyu. Tamam anladık mesela oyunda anlatıyorsunuz evin altında kulüp varmış bilmem tabii, ne tabii. varmış falan filan diye. Tabii ki öyle bir şey olacak. Çok genç büyük bir şöhrete ulaştı. Bütün Türkiye onun oyunculuğunu kabiliyetini gördü. Tabii ki e, böyle bir şey olacak yani o ben merkezci olmasın kim olsun yani. Hakikaten evet, doğru. Değil mi? Yani e, çocuk bambaşka bir hikayeymiş gerçekten yani. Orada bir e, Berfu'cumun kardeşine de bakarak büyüdüğü için... Berfu o kadar konuya hakimdi ki o çok yardımcı oldu bana. Hmm. Ben yani bir baba olunca biraz bocaladım hakikaten. Ne demek kardeşine de bakarak büyüdüğün için? Yani, yani kardeşim benden 7 yaş küçük ve yani biraz ablalık yaparak abla ha. olduğum için aslında küçük ha. kardeşime baktım o yani. Ablalığı hmm. bildiğim hmm. için. Yani ben de evin en küçüğü. iki abla, bir anne, bir anneanneyle büyümüş bir adam olarak yani birine bakmadım yani. yani Böyle Ama bir dakika bakıldı. bu, bu anlattığın önemli. Aslında sen kadınlarla yaşamaya alışıksın. Evet. evet. Ha bir dakika tabii. durduk şimdi evet bu ne diyorsun abi bu konuda ee, değil al, mi e, alışıksa tabii yani şey. bir şeyi de var <laughs> e, yaşadığı yerde bir öyle bir yer, zamanda kadın var. kadınlarla ilgili bir nezaket eğitimi de var tabi yoksa tabii. yersin tokadı tabi bu kadar kadınla <laughs> ne, 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 nezaketle sorun yok ama e, tembellik Efendim özürüm durduğun yerde her şeyin değişmesi, yatağı toplama falan şey. aşırı. Evet çok paşa aslında. Yani çok büyütüldü. O kadar yani. kadın arasında bir Bak tane Bak şimdi görüntüleri paşa izliyoruz. Berfu'nun bacakları e, 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 <laughs> Eseri eserin boy boyu. kadar değil mi? Evet. <laughs> Ama sen de kızım giyiyorsun topukları tabii ki. Esere de biraz topuk verseydiniz de. <gülüyor> <gülüyor> bu lazım mı? Bak böyle kız bak dimdik. Benim bütün gördüğüm görseller böyle. Kız sabit duruyor. Çaçarona, çaçarona, çaçarona konuşuyor. Adam sürekli ya terliyor ya kaşınıyor. Ya buna cevap yetiştirmeye çalışıyor. Yani. Bak, bak, bak. Kız her şeyi daha iyi yapıyor sahnede gibi görünüyor. <laughs> ya da onları montaj... Onları seni görmüşler. Yani ben yani. iyi görünür zaten görünmez mi? Evet. Bu yani kadın bak, daha güzel görünmez mi? Bu ya bir ya de hikaye. şöyle bir şey var. Sizin hikayede Berfus senden sürekli seninle dalga geçiyor. Sürekli seni e, yerin dibine sokup Ay, çıkarıyor. Tamam. Sen bunu ona yapamıyorsun. Evet. Çünkü erkeksin, çünkü kocasın. <laughs> ee, çünkü saygılısın, çünkü naziksin, çünkü şusun busun. Yani ve bu da herkesi çok güldürüyor. Çünkü kadınlar da erkekler de erkeğin batırılmasını izlemek istiyor. Ve çağdaş olarak da böyle olması lazım zaten. Bu işlerin bu şekilde sizin sayenizde değişmesi lazım. Ya yani bir takım ayılar gelecekler. Bunu izleyecekler potansiyel ayılardan söz ediyorum. Hmm. Ayı bile diyemeyiz. Yani <laughs> içinde fenalık olan çocuğuna karşı, eşine karşı fenalık yapabilecek insanlar böyle e, işlerle aslında işte tiyatronun gösteri ne olursa olsun katarsis'i de bu olmalı. Bir takım tipler diyecek ki, ya ben biraz hani kendi şey eşime düzgün davranayım diyeceğiz. Bizim tarafı çok dinlemişler zaten. Yani hikayeleri Bizim işte kadınlar olan şikayetimizi, onunla ilgili yapılan şakaların hepsini duymuşlar. Tabii cinsiyetçi şakalar filan. Hepsini evet. yani duymuşlar. Dolayısıyla burada aslında oyunun buluşu o. yani bir kadın gözüyle ya. E, hikayeyi anlatıyoruz. Dolayısıyla bazen aslında çalışırken, konuşurken de bana sahnede buna gülerler mi dediğim her şeye daha fazla reaksiyon verdiler. Çünkü ilk defa dile getirilmiş oldu. Hmm. Yani hmm. dolayısıyla o, ben de sahnede şu an oyunla yeniden öğreniyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Çünkü bundan önce de ben üç adamdım yani. Hani full erkek. Evet, oh, oh, oh. testosteron yüksekti yani. Şimdi o farkı sahnede o kadar acayip anlıyorum ki yani işte bizden biri bir şey anlatıyor, bir derdimizi anlatıyor durum var. Dolayısıyla yani arada çok üstüme gelindiğinde tabii ki yani kaçak dövüştüğüm gittiğim yerler oluyor ama yine benim bakış açım da aslında hem nezaket hem de bir kadınsal bakış açısıyla anlatıyorum. Yani aslında daha, tamamen bir e, kadınsal bir hikaye anlatıyoruz. Ben bunun etkisinde şey gördüm yani. Hani e, pası verdin, pişeker şakayı yaptı falan filan. O buna gerek yok yani. Am cümleye girdiği andan itibaren ya yani örneğin mesela oyunun bir yerinde anneler zaten her şeyi bilir diyor. Yani anneme zaten daha önce söylemiştim eserle birlikte oldum ama bilmiyor gibi yaptı diyor mesela. Yani, bu numarada <laughs> tek sürede bir şaka değil. Evet anne neler şey bilir doğru biz ben de anneme zaten söylüyordum falan evet. deyip böyle bir reaksiyona dönüşüyor. Şimdi bunu öğrenmek yani bu oyunla hakikaten ben de yani değişen aslında daha ataerkilden daha kadın egemen bir dünyaya geçişi kendi oyunum üzerinden birebir şahit oluyorum. O yüzden çok heyecanlandırıyor. Benim oyun yani her zaman reaksiyon alacağı yerde değişiyor. Bir de zaten çift terapisi diye daha çok karı koca işte çiftler geliyor. Bak ben bak sen falan filan ama finalde kadınların çok rahatlamış çıktığını görüyorum oyundan. Dediğin gibi çünkü biraz hmm. erkekler hmm. benim gibi aslında hmm. eğitiliyorlar oyunda yani hmm. böyle bak hmm. gör falan diye. Zaten bizim Instagram'dan başlayan süreç yani hmm. o çocuklara sabah 6'da bakarken ki videolarımı paylaşınca berfu bana demeler Var Var bizde onlar galiba değil mi? Bazı var, şey. Oradan Bayılıyorum başladı. ben Tabii onlara oradan bakmaya. Oradan başladı. Aa... Abi bizi de yaktın 5'te bizde <laughs> <Evet>. falan. <laughs> evet evet. Bakayım bak fotoğraflar değil de Evet <laughs> <laughs> Gerçekten böyle bir nevresim takılmıyor. Ya, ben. ya bu müthiş. Ne olur bir <laughs> ya, dur. Ya bu dura duramaz <gülüyor> mıyız <gülüyor> bunda? Ah. <laughs> Fakat buna da bayılıyorum işte. Böyle vücut dediğim böyle olacak hakikaten ya. Bana çok az süre Müthiş, müthiş, müthiş. Ay çok <laughs> özel özel. Özel. Pardon tatlım. Çok. Evet. Peki. Şimdi tekrar döneceğiz. Ee, aa, bu arada hemen söyleyelim, e, Şubatın başı mı e, prestij meselesi filminin? Evet, 3 evet. Şubat. Çok gireyim. merak ediyorum. Çok güzel. Ee, rahmetli ya. Hilmi Bey'i de tanıyan birisi olarak ve o süreci çok yakından tanıyan birisi olarak çok e, çok merak ediyorum ve tabii ki acayip iyi bir kadro senin de tipine bayıldım. Evet, ya. <laughs> ee, müthiş kadro. Çok masum iyi yani. Kırmızı Gül'ün filmi. Presti, prestij meselesi. Bütün oyuncular çok iyi. Ee, bu tam e, prestij müziğin yani 90'lar. Prestij müzi müziğin doğuşu aslında. Yani e, evet. 89-92 arası. Evet, evet. Un kapanının en cafcaflı olduğu dönem. Evet. Yani bizim aslında işte e, TRT'nin daha özel televizyoncular geçilmemiş TRT'nin evet egemenliğinde olan ve eğer TRT'ye çıkarsan meşhur oluyorsun dönemi. Evet. Dolayısıyla yani bizim televizyonda gördüğümüz ama arka planını hiç bilmediğimiz hikayeyi birebir yaşayarak e, öğrendiğim harika bir film sürecinden geçtik. Çok yani gerçekten çok büyük film yaptı yani. masr Kırmızı Kırmızıgül hani son yani sinema filmi şu an paralar harcanması falan riskli bulunuyor ya dijital dünyadan ya. sonra. Yani izlenebilecek son sinema filmi diyebilirim yani. Bütün <laughs> evet. emek harcandı buna. Çok da güzel. Bir müthiş, film oldu müthiş, yani. müthiş, müthiş, müthiş. Bütün oyuncular çok iyi. Nil Topaloğlu'nu ben tanımıyordum evet. abi. Yani arkadaki tanıdık abi. Çok tanıyorum. büyük adammış yani. Yani çok acayip bir adamdı. Evet. 3 Şubat'ta. Evet. Peki. Şimdi Buran'ın 3. kitabı Luna. Bu bu adam bütün kendisiyle ilgili yani yakışıklılığı, harkulade oyunculuğu falan fakat yazar Sıfır. olarak hakikaten herkesi şaşırtmaya devam ediyor sadece kitabın arkası hani okuyayım çünkü bu çok e, ilginçtir de yani bu arka yazılar kitabı almamızın nedenidir <laughs> çoğunlukla. bir de senin çektiğin bir şey var değil mi bir kısa bir şey mi bir film mi fotoğraf değil sadece evet yani... bir tanıtım evet şey işte evet. şimdi onu evet. görüyoruz The... sesin. ha duyalım sesini de yap yahu. Yani bir de adam farklı disiplinler içerisinde bir sanatçı olunca tabii ki hemen aklına bunlar geliyor. Mesela Orhan Pamuk'un aklına gelmez. <laughs> yani değil mi? Bu anladığım kadarıyla bu çok yakın geçmiş süreci de değerlendiren bir iş galiba. Evet yani bir e, distopyayı anlatıyor. Ee. E, çok da uzak olmayan bir gelecekte. Küresel şirketlerin e, bilimi, sağlık sektörünü, tarımı ekonomileri ve hükümetleri kontrol ettikleri bir düzenin içinde ayakta kalmaya çalışan bir polis memuru Adem'in hikayesi. Aa. Luna Ay demek. Bizemli ee, bir cinayeti araştırırken o cinayetli kurbanın isminin, e, kızın isminin Luna olduğunu düşünüyor. Çünkü bir günlüğe ulaşıyor. Hı -hı. Ee, ama aslında bu cinayeti aydınlatmaya çalışırken hem kendisiyle ilgili hem de insanlıktan binlerce yıldır örtbas edilen kadim bir sırra da ulaşmış oluyor. Hmm. Ee, peki bu şeyler acaba sana e, takılacaklar mı? Bu e, e, aşı karşıtları, ondan sonra komplo teorisi severler, ondan sonra sonra düz dünyacılar falan bunlar azımsanamayacak <laughs> e, kişiler ve her evde varlar. Yani Ama mesela... hiç yok sanıyorsun hala bunlardan çıkıyor filan değil mi? Böyle. Evet aynı yani yıldır. komplo teorilerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, aynı. Gerçekten yani evet. ayakları e, yani gerçekten bir komplo teorisi ortaya atılıp da onu sağlam temeller sağlam üzerine kuruyorsa bunun gerçekleşebilme payı vardır. Komplo teorisi bence sistemin ifşasıdır. Bence muhalefettir evet. ve evet. aslında e, kimin söylediğine bakmakta gerekiyor. Hımm önemlidir, kıymetlidir yani. Şimdi çok acayip bir şey. o. peki ama sen bunları da biraz şeye göre de hazırlıyor musun acaba bu farklı disiplinlerde bir sanatçı dedim ya. Yani buradan bir filmde yaparlar. Ben bunu bunu da öngöreyim diyorsun. Zor bunu yapmaları. Evet, bu ama sistemin için. Ya hani evet, yapmak için filmini yapmak için ama ya, şey yazmaları. yapar mısın öyle yazmadın ama hı hı. var mı dipte altta Yok hiç bir umutla yazmadım. Anam. İlk sadece Birinci kıyamet ve ikinci kıyamet Evet. buradaki evet. konuşmuştuk sanırım. Evet, hikayesi ilk senaryo olarak başlamıştı. Evet. Ee, sonrasında dedim ki yani bir böyle bir hikayeyi işte yani 1900 evet bunlar ha. yani 1910'da başlayıp 1967'ye kadar bir de birçok ülkenin içinde geçen evet. gerçek bir hikayeyi bir 105 sayfalık bir senaryonun içine e, kısıtlamanın çok da doğru olmadığını düşündüm. Ee, sonrasında daha detaylı anlatmak için o dönemi böyle bir romanını Hı. yazmaya karar verdim o. işte onlarda da. Ama Luna'da çok düşünmedim. Sen o. şu anda evlisin değil mi? Hı -hı. Bu e, nasıl olabiliyor mesela yani sen yazabilir misin bu kadın varken evde? <gülüyor> <gülüyor> yani hem de, hem de, yani hem çocuk dünyası hem gerçekten. Bu dizi temposu... E onda hani, da var yani Onun için diyorum yani nasıl başardığına... Ben de konsantre olmak, kurgusunu yapmak artı kapanıp yazma meselesini çok istiyorum... Dediğin gibi belki abi. bir şey yapıyor. Belli bir saatte bir uyku ilacı veriyor bunlara <gülüyor> <gülüyor> <Herkes> uyutuyor. <laughs> Yok ya, gerçekten. şey var Evde belki. Yani... Nasıl yazıyorsun ya? Yani? Teknik olarak ne yapıyorsun? Ee, yani, od odan mı var? E, yalnız yazamıyorum. Var? Kalabalık olması gerekiyor. Nasıl e, yani? Yani etrafımda televizyon da açık olabilir. Genelde mesela bu Luna'yı mutfakta yazdım herkesin içinde. E, çünkü sanki daha böyle yani orada birilerinin etrafında dönen birilerinin. Çok güzel buldum. Birilerinin... Yalın Alpaya. Yalın Alpaya seni örnek vereceğim. Hatta bu program bu, bu programı seyrettireceğim. Çünkü Yalın şimdi e, Bodrum'da e, böyle hatta evinin içini e, böyle bir şey e, ortak bir mimar arkadaşımız var onunla konuşuyor filan. Yalnız diyor ben şey yapamıyorum yani. Oradan diyor kıpırtı sesi geliyor. <laughs> Ee, Herkesin o yüzden müstakil eve e, şey yaptı, müstakil eve geçti. Burada İstanbul'da kolay değil mi? Müstakil ev, orada müstakil ev. Fakat evdekilerden şikayetçi. E diyorsun ki yani işte. Git o zaman yalnız başına otur, seviyorum abi, evet. Ee, evet ama işte o nasıl olacak yani insan olacak ama ses çıkarmayacak. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl? Ya tabii herkese göre değişiyor ama evde yani gerçekten Nilüfer yani o konuda bana çok hmm. özverili davranıyor. Yani o özel hmm. alanı açıyor ve orada rahat bırakıyor. Hatta belki bir süre uzak kalabiliyorum aynı evin içinden falan. Hmm. Hmm. Gerçekten çok da müteşekkirim. Yani. Aa evet ama işte ürün müthiş oluyor. Peki e, şu şeye bakalım mı e, sosyal medyada siz de seversiniz e, <laughs> ne olmuş çünkü öbür medyaya bakmıyoruz artık kimseyi ilgilendirmiyor görelim. Ee, baban size ev almış ablanla sana Ay, oluyor. Seyrettiniz ben. değil mi bayılıyoruz <laughs> bu biz o, o kızmış bu e, kocasını uyandırıyor böyle davul zurna getiriyor falan filan her şey sosyal medya için ee, sen izledin mi hiç bunun şeyini e, başına horoz getiriyor, e, davuzurla getiriyor <gülüyor> falan. <gülüyor> müthiş şakalar, her şey onlardan Instagram postu için, storiesi için falan filan. Şimdi baba da tabii baba hakikaten çocuklara ev almış, ne güzel, ne güzel bir şey. Her baba yapmak ister, çok güzel bir baba. Ee, fakat kız bir acayip geldi bana, yani bu çocukları çocuklar da farkında değiller. Helikopterle babanın aldığı eve hani eve gitmiyorlar ee, yukarıdan bakıyorlar hani daha doğru değil mi eve gitmek bakmak belki ev hazır değildir hani yukarıdan bak belki kiracı vardır içinde hani o çıkana kadar belki helikopterden bakmayı. <laughs> nereden bakacağımızı şaşırır böyle olunca da sanki sana böyle evet, trip evet. Gibi. yani bir görelim buyurun göreceğiz tepeden. Evet. <laughs> Baban size ev almış da o günü hediye onu göreceğiz Dur, dur. Bir de yani şey sürekli aynı şeyse. Baban size ev almış. Tepe'de. Baban size ev almış. Baban size ev almış. Baban size ev almış. Ya bir de bir okşay. Başkasının çocuğu sanıyorum ben onu. Yani hani insan kendi çocuğunu böyle okşar mı? Kendi bilmiyorum. çocukları mı gerçekten? Kendi çocuklar ama gerçekten biz başkasının çocuğu, çocuğu sanıyoruz. Yani bana öyle geçiyor. Yani yani filmde bana öyle geçti. <laughs> evet görelim. Babamıza çok teşekkür ederiz. Hem Nida'ya hem Milan'a ev almış. Kış bakışından hem Milan'ın hayali helikopter. Onu görecekler. Dur. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> dur. Helikopter. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi bir sevmeler de bir acayip yani. Hani çocuklar kast mı? Olurdu bana öyle gibi geldi. Devam. Öpmeyi yazmışlar. Ya. <laughs> Dur. Ki belki... Oradan gördüler. Şimdi geldik bu kıza. Bu kız bak, 3 üç, üç felsefeci var, çok önemli felsefeci. Bu çağın zeitgeist'ı. zamanın ruhunu anlatan Serdar Ortaç, Teoman, bir de neydi bu kız? Evet. Aleyna Tilki. Bunlar ya magazin muhabirleriyle acayip kafa buluyorlar, <gülüyor> <gülüyor> ama bu kadar iyi bulamazlar yani inanmak istemiyorum. Bu kız sürekli bir şey anlatıyor. Çok acayip şeyler anlatıyor. Ne anlattığını anlayabilen var mı? Yani tabi. Ben anlamaya anlı... çalışıyorum başaramıyorum. E, e. Evet. Yani bir şey anlatıyor mesela ama belki başka bir şeyi eğer kapatıyorsa bu arada ama başka nesi var ki kapatacağı bilmiyorum ama çok acayip. Ve bunlara ben çağdaş filosoflar diyorum. Hakikaten. Üç, Serdar Ortaç, Teoman. E, yani hiçlik, nihilist <laughs> ve e, şey e, dünyanın sonu Serdar Ortaç. <laughs> bir şey. e, ee, sivil, e, sivil direniş, sivil itaatsizlik e, ve tembellik, kişinin tembellik hakkı, insanın durumu konusunda müthiş e, filozofi üreten Teoman. Bu da daha çok e, fen ve tabiat işlerine bakıyor. Yani bunda şey de var yani e, böyle bir e, yakında kuantuma filan da girecek. Şimdi burada daha yeşilci bir tavır görüyoruz. Bu anlattıklarını da görelim. İşte ormana giderim, sahile giderim. Yılbaşında mı? Evet. <laughs> Akşam. Aynen ne yapacağım ya? İnsanlardan yani çok sıkıldım. Ben de insanım, kendimden de sıkıldığım oluyor bazen yani. Hani. Doğduğumdan beri ben çok sıkılırım insanlardan yani. Hani bana çok yetemiyorlar yani o yüzden ben ağaçlar falan daha iyi yani daha çok yetiyor. Bazı ağaçlar var karaktersiz böyle. Bazıları var çok karakterli sahip sahiplenince ağaçlar, ırkları falan. Ama genel olarak ağaçlara zaten çok bir şey diyemem. Hepsi süper yani. Dur. Bu arada şöyle bir şey var. Yani Hani üç ağacı sorsak bilemez arka arkaya. Yani üç tane ağaç ismi söyle desek bilebildiğini sanmıyorum. Hani büyük konuşmayayım ama karakterli ağaçlar, karaktersiz ağaçlar diye anlatıyor. Burada tabii ki artık bu bambaşka bir program oldu bu programlar. Bu programlarda da mesaj verilmeye çalışılıyor ee, Seyirci. Şu ya da bu şekilde önemli değil. İzlemeyi bıraktıysanız bütün seyircilere söylüyorum bırakmayın... ...çok değerli mesajlar var. Görelim. <laughs> hoş geldiniz kızlar. Ay ne oldu? O konfeti mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dur, Aslanım. dur. Şimdi bir öbüründe dur. Bir tık şey yap. Evet. Burada durma işte. Bir ilerle ayol. Kız <laughs> da hoş geldiniz. Dur. Çok güzel. Dur, dur. Şimdi burada bir pet şişeyle <gülüyor> bir <gülüyor> saç yapılmış. E Allah'ım işte yani kültür olmayınca, zemin olmayınca, hani bir yerde zemin olmayınca hani ee, üstü de olmuyor yani evin üstünü kapatıyorsun ama zemin yok, gelenek yok, görenek yok, hiçbir şey yok. Yani kafadan sallama yemekler yapılıyor, sallamadan hikayeler, hiçbir şey. Hiçbir gelenek, görenek, hiçbir şey yok. O zaman bu da kafasına pet şişe de takıp gelir. Ama bunları hiç önemsemeyin. Önemli olan mesajı görelim. Ne edecek oldu Aslı Hanım aslında e, su içmenin suyun vücudumuza yararını e, anlatmak için böyle bir saç yaptım Hadi ya <laughs> Dur ben Hocam müthiş müthiş abi. müthiş şimdi burada ben kelime kelime <laughs> incelemek isterim <laughs> liderimizin bize yani işte bak yok o masada toplandınız burada toplandınız sen iktidarsın öbürü muhalefet filan şunu yapam başka Başka lider yok. Şunu yapan başka lider yok. Ve herkese anlatır gibi anlatıyor. Bak hemen. Gofret bile 3 lira. Bak şimdi. Görelim. Ben bir sene 1 liraydı. Şu anda 3 lira. Fiyat farklarına bakın. Tek tek gelip kontrol edeceğim. Dur. Fakirin fukarası. Diyor ki tek tek gelip kontrol edeceğim. Hangi lider bununla uğraşıyor? Hangi lider gidip Gofret kaç para olduya bakıyor? Yok. Devam. Onların hakkını Kombi, kombi, kombi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu da bir anlamamız için de hani ne olabilir? Ejderha olmasın. Hayır, kombi, kombi, kombi. Bu kombi. Evet. Şimdi tane tane, tane tane görelim. Biliyor musunuz? Huzursuzluk kaynağı. Sadece gece yakıyoruz. Ona rağmen gelen rakam bir ayda 1900 lira ile 2003 lira arasında <laughs> değişiyor. Bak. <laughs> 2003. <laughs> Şimdi bunu başka lider olsa der ki hani anında bir yuvarlak bir şey söyler mesela kimse 2003 lira demez yani kur. <laughs> yani yani hem detay var. <laughs> bir aletin bir şeyin prospektüsü gibi yani basit başlıyor detaylanıyor anladın mı yani bunda bu işte e, microwave'dir. Bununla yemek ısıtılır filan gibi. Kombi, kombi, kombi. Devam. Artık kombi sıcaklık kaynağı değil, soğukluk kaynağı. Dur. <laughs> bir de neden konuşacaksak ona bir tane çakacağız. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlara da çakıyor, kombiye de çakıyor, <laughs> herkese çakıyor canım benim. Evet galiba bitti mi? Devam. <laughs> Dur. Dur. Hepsi olacak. Dans da edilecek işte bunları bekliyoruz, bu görüntüleri istiyoruz biz, bu görüntüleri istiyoruz. Öyle <laughs> bedavadan o yok, anladın mı? Yapacaksınız devam. Biliyorsunuz neydi çocuğun ismi? O. Sefo evet çok beğeniyoruz mükemmel. Başına bir şey gelmiş, başına bir şey gelmiş. Bunu anlatıyor. Yakınıyor ve e, ifşa ediyor bunu ya yani başına gelen şeyi ifşa ediyor ve çok değerli bugünün dünyasında ifşa edilmesi gerekiyor zaten görelim. Asından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim avuçlamak suretiyle beni bir elledi ve ben gerçekten Şimdi olayı anlamaya çalışıyoruz bir kadın arkadaşımız şimdi. Bakınız erkek avuçlanmış bir erkek. Avuçlanmış bir erkek orada e, şey derdi. Oradaki dili dili bulması lazım. Kadın <laughs> neyimiz olabilir? Kadın arkadaşımız avuçlamak suretiyle ne diyor? Tam şey yapamadı onu. Avuçlamak suretiyle diyor. Bir şey var. Bir cinsel saldırı bu. Bir taciz. Taciz devam. <laughs> hakkını helal etmiyorum. Dur. Buna karşılık ne yapıyor? Mahkemeye mi başvuruyor? Ee, ya da hani bir bir şey mi yapıyor? Hani bir şikayette mi bulunuyor? Savcılığa mı başvuruyor? Hayır, hakkını helal etmiyor. <laughs> <laughs> Allah'a havale ediyor. <laughs> evet. Bu kadar da geniş yürekli kadın <laughs> arkadaşım. <laughs> bir insan. Evet, devam. Ben bu kadar çok ellenmemişti. Dur musun? Dur. Haram olsun. Bu kadar çok ellenmemişti. Yani bu kadar yani bu kadar çok ellenmemişti. Haram olsun. Yani kadın kadın arkadaş da bir şeyi almış gitmiş gibi. Neyi almış gitmiş? Herhalde o değil mi? O o tadı almış gitmiş. O anıyı almış gitmiş. Ondan bir anı almış. Anı koparmış. Gitmiş. Evet devam. Ya, harbiden biliyor musun? Kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Dur. E bu güzel bir şeyin müthiş reklam. Müthiş reklam değil mi? Yani beni avuçlamak suretiyle yani müthiş. Ki içinde bulunduğumuz grup da bu. <laughs> ya yani böyle bir profildeyiz. Devam. Kim melledi Dur. kalede... En sevdiğimiz yine çok güzel mesajlar veren e, önemli anekdotlar, aforizmalarla dolu bir program. Bir aforizmayı sürekli tekrar ettikler için bence sizin de e, belki hayır yani. Belki kendi gösterinizde de değil mi kullanabileceğiniz çok değerli bir aforizma var. Izliyorum ben bayılırım daha an. gelmeden hazırlanırken izliyordum. Yapma ya. Hepsi. Yani. Ben hepsinin ismini tek tek sayırım. Abi çok acayip. Pornografik. <laughs> Hepsi İnanılmaz, anlatıyorum komik. bunu yani. Bu, bunlar artık acayip bir yerde yani bu programlar. Devam. Kaleci var diye gol atmamak da olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Bak, şöyle başlıyor. Kalede kaleci var diye gol atmamak da olmaz. Aforizmamız bu. Kimlerin aforizmaları var olabilir? Kierkegaard'dan, Dostoyevski'den, <laughs> değil mi? Nietzsche'den, değil mi? Böyle <laughs> yani kalede kaleci var diye gol atmamak da olmaz. Fakat herhalde çok gerizekalı bir topluluk anlamadıkları için çocuk o eve girdiğinden beri tekrar etmek zorunda kalıyor. İzleyelim. Şey <laughs> Kalede kaleci var diye gol atmamak olmaz. Ne yaparsın mesela alamadığında? Mesela başkası mı alır? Mesela. Kalede kaleci vardı. Gol atmayalım mı? Daha yeni. Sana yeni. Bana yeni, bana yeni değil. Sana yeni. Sen kalede kaleci vardı. Gol atmaz mısın? Ya yani sen. Hocam sen... bak bu koltuktan <laughs> <Ben> kalkma. De... Dur. <laughs> Şimdi bu da çok sevdiğimiz bir program. 1789'dan beri devam ediyor. <laughs> Tabii artık katılımcıları, sunucuları da belli bir yaşa geldiler ve duygusallaştılar. Neydi evet. eskiden? Çok bir tane Tabii patlatıyordu. Ya. Tak küfürler, kavgalar, o onun üzerine atlıyordu, yumruklar konuşuyordu falan. Şimdi bir tatlış koluk, bir tontonluk, bir hoşluk geldi üzerlerine görelim. Moda oldu böyle ya. ya. gitmek falan. bir dur hocam. Vermesin. Hocam bir dur bir şey söyleyeceğim. Kardeşim belki basurum var. Canım yanıyor <laughs> ayağa kalkıyorum. Allah Allah. Basur haberi yedi. Başkan bu Hadi biz kaldı. Koşları ki maçlara falan bakalım. Bak şunu söyleyeyim. Yarın ki maçların sonuçlarına bakalım. Onları konuşalım. Ben <laughs> ben konuşalım. Oynanmadı ki Sinan abi. Ay <laughs> ay, yani. ay ay kaç kaç gider. <laughs> falan onları konuşalım. Ay ya ona bir de kedi göre. geldi. Hocam şimdi de Marlon Buran da özendi. Yani, o benim yavrum benim, oğlum Sen benim. Sen abi bu senden rol kapıyor. Yapmayın. İnanın. <laughs> <laughs> Hepinizden güzel bu. Hepinizden masum kedi, bu. Kedi de mahvoldu. Ben nereye düştüm? Şimdi bu da bir acayip bir şey. Yani yaşantımızda... Neye dokunsak onunla ilgili mesela ağaç, ağaç doğayı koruyalım. Kedi yapmayın kedi. Hep sevelim. Bardak böyle elimizle içmeyelim bardak kullanalım. Kadın sevelim. Kalem yazmak. Masa ne olur hep beraber değil mi? Falan. Bu ne lan? <laughs> Deli edici bir şey. Herkese bir şey mi geldi? Bir akillik mi geldi? Ne oldu <laughs> anlamadım. Devam. Hocam bağırıyor ki hayvan ya. Ay <laughs> Git yavrum. Çocuklar, Çocuk... oğlum. Peynirden getirin buna çabuk. Ufak peyniri ufalayın. Seni <laughs> kurtulmak Hocam peynir Arkadaşım. gaz yapabilir. Hayır, ya gazı yaşayın hayvan ya. Misin? Misin? Git oğlum. Lamar Porselen Mutfak Tezgahı'nın sunduğu Uykusuzlar Kulübü devam edecek. Lamar Porselen Mutfak Tezgahı'nın sunduğu Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Hanımlar, beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Şimdi Pınar'cığım sen e, Fransızca konuşabiliyor musun hala? Biraz konuştuktan Us sonra evet. Böyle hıp diye konuşunca bazen unutuyorum. Peki bu... Kocacığınla Fransa'ya falan Fransızca konuşulan yerlere gidiyor musun? Gidiyorum ama genelde onun yanında İngilizce Sizin konuşuyorum. Sizin bir tekneniz vardı. Hala var. Var mı? Var. O tekneyi siz sürekli tekneye kat mı çıkıyordunuz yoksa satıp yenisini mi alıyordunuz? Nasıl e, oluyordu o? 7 sene önce değiştirdik biz teknemizi. 7 senedir aynı tekneye biniyoruz. Ha, ben siz tekne sürekli tek tekne alınca ben bunlar bu parayı nereden Hayır, buluyorlar şöyle diye içiyorlar. düşünmüştüm. Biz mesela arkadaşımızın teknesine çay içmeye gidiyoruz ya da mesela onların teknesine tatil yapmaya gidiyoruz. Bunlar yeni tekne aldık diyorlar. Ama aslında alakası ha. yok. arkadaşımın teknesindeyim ha. yani? <laughs> Tekne zor bir şey. Ee, evet zor bir şey. Çok. Ama biz e, 12 sene oldu. 12 senedir yazları denizde yaşıyoruz. Artık çok alıştık. Onu hmm. idare etmeyi de beceriyoruz. Yağmur çok anlıyor zaten o işlerden. Hmm. Hmm. O yüzden yani zorlukları olduğu kadar keyfi de var. Peki e, sen şimdi bu tiyatroda e, hani bu bütün yaptığın programlar. Ondan sonra çocuklar duymasında oynadığın rol bunlar tabii ki seni hep böyle pek edepli, terbiyeli, masum, kocacığının yanında, çocuğunun dibinde bir kadın olarak bize gösterdi. Buradan böyle çılgın rollere falan geçecek misin? Ah oh, keşke. Çok tamam e de bir bakayım da gelip çocuk oyununa bakayım da bir bakayım ben sana rol teklif mı? edeyim. Gerçekten Evet mi? ama çocuk oyununda ne anlayacağız? E yani, yani ne yapayım canım Allah Allah yani, yani şu evet. anda bu var. Yani büyük bir... e, e, Hafif tatlı aslında. bir kadın oynuyorum. Karaktere bağlı. Evet. Şöyle bir şey hafif tatlı bir kadın bunlar salak bir anne baba. Mükemmel <laughs> anne baba olduklarını zannedip hiçbir şeyleri anlamıyorlar. Hı. Böyle hey heyleri olan bir böyle ay çok üzülüyorum diye sonra ta ta diye böyle... <laughs> hafif tatlı bir karı koca zaten hmm. e, eğlenceli karakterler ama o sanata bir anlatır bilmiyorum ha. E, bakacağım Bakma şimdi e, bura senin e, bu e, Disney'de yayınlanan Dünya ile benim aramda evet. bu ka kaçar tane konuluyor ee, hiç bilmiyorum nasıl yapılıyor. Dijital şöyle farklı bir bir bizim dizi sistemiyle yani çıkmıyor. Dijital platforma göre tabii değişiyor. Ee, biz başlarken e, önce iki bölüm koyduk sonra her hafta bir bölüm koyduk. Aa evet. evet. dizi mantığı. Şurada ben ha evet. 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 evet ya ama gerçekten burada... çok sevildi. Güzel de bir iş oldu. 8 bölüm bitince tabii öyle bir yani hepsini bir anda izlemek de daha güzel tabii ki. Ama bu baya şimdi Disney'nin ilk büyük işi galiba bu muydu? Öyle gibi hatırlıyorum ben. Yani çok etkileyici fotoğraflar filan. E, Böyle çiş vardı Engin Akküreğin. E, ikinci işiydik biz. Ha. Çok da güzel bir fotoğraf. Çok. Nereye bakacağımız da şaşırıyoruz. Tabi demete bakıyoruz. Demet en doğru yere yatmış. Biz de çekerken nereye bakacağız? Sen de en yanlış yere yatmışsın. <laughs> Çünkü burada tepe taklak bir tek sen varsın. Bir ara ee, bak, o demetin eli benim kulağımda ya. Evet. O kadar uzun süre yattık ki, o dedim ki bir süre sonra ben niye kulağımı tutuyorum? Kendimi <laughs> uzvum gibi hissettim demetin. Elini kendi elim gibi hissetmiştim. Burada peki bunu inceleyelim. Şimdi bu Kadın arada mı kalıyor bu iki adamın arasında mı? Biraz ipucu ver bize. yani. Hayır ya ortadaki iki karakter e, uzun yıllardır birlikteler, sevgililer. Sonra kadın, bir kadın bununla bir... da ilişkisi var, adam bununla da mı ilişkisi var? Hayır ya çok spoiler vermeyeyim. Kadın sonra sevgilisine bir oyun yapıyor. Bir ha. sosyal medya hesabından ha. E, kendi yanında çalıştırdığı stajyer olan üstteki e, kızla buluşturuyor. Ha, burada peki şeyler var mı ipuçları var mı senin bu kızın da eline dokunman filan burada e, e, Demet aynı zamanda öbür kızın saçına da dokunuyor filan burada da bu adamla filan değil mi? Karışık Ama sen şey anlatamazsın şimdi orada sizin çünkü çok acayip sözleşmeleriniz vardır tahmin ediyorum. Yok zaten 8 bölüm yayınlandı ama hani yani işte böyle şey yani sevgilisi üzerinden ha. bir oyun oynuyor sosyal medyada. Sen de ne kadar yakışıklı çıkıyorsun böyle ben bu. Ben bu pis sakalı Orada yakışıklı. ama şey var bayağı şey var Photoshop ya, falan Ya tamam de ne almıştım. olursa olsun malzemede sende var birader. Estağfurullah. Bence de. sen demetten de daha güzelsin. <laughs> yani ben o kıza alışamadım. Şey zor bir kız yani. O Çok tatlıdır. Herhalde tatlı o kocasıyla evlenirken senin çocukla. <laughs> evet. Onu <laughs> Doğru. İki evlilik oldu bu yaz. Kadınlar ele geçirmişler. Her şey kadınlar için. Zavallı adamlar. Düğün kadınlar için yapılır, adamlar için değil. Ama Hayır, adamlar da yani. bu kadar böyle Kast ajanstan çağrılmış gibi <laughs> olmaz yani. Yani adamlar senin olan adı neydi söyle. Ha Yahu olsan ne hali olsan iyi dayandı. Bak öbür evlenen kızın kocası dayanamadı, 40 günde ayrıldılar yazık. Çok üzüldüm, <gülüyor> perişan <gülüyor> oldum, ağladık evde. <laughs> nasıl oldu bu? Nasıl bunların başına geldi diyerekten ama şimdi magazinde takip ediyorum. Yine görüşmüşler. İkisi neydi onların adını unuttum da ama yani. Merve bolur. Ha ha Merve, ha. Magazin, ha. Magazinci burada. <laughs> evet. Daha aşk olsun. Evet yani çok acayipmiş. Bu evlendi neler kaç entari giydi değil mi? 3 4 tane işte en tarihiydi bu. İşte ortada şimdi herkes öyle değiştirip duruyor. Ha? Yani peki bu nasıl bir şey bu ya? Hiç ben hep mesela sen hiç düğün yapmadım. Yaptık birazcık yaptık ama nasıl? kimse abi yani diyecek. ya fotoğraf, motorap <laughs> gazeteci falan yok tabii yok, ki. Yok kendi içinde ne yaşadığını <laughs> bize anlat şey yani. Değil, Aha, yani abi, bir şey teslim ol olmadım. Ya kork. Ya. Hayır abicim teslim olmadım. Ben sadece bu yani iki kere böyle eşi dostu çağırdın. Ben dört kere evlendim. Ee, iki, ikisinde eş dost fazla kalabalık geldi. O kadar e, hani öpüyor ki insanlar seni zaten sen o tecavüz. Herkes geliyor bir geldiğinde öpüyor bir sen evlenince geliyorlar öpüyorlar bir, 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 biz birazdan kalkacağız diye geliyorlar öpüyorlar bir en son kalanlar sarhoş öpüyor falan filan parasını verip öpüyorlar altını, altını takıp öpüyorlar hayır canım ben orada altını alsaydım bari biz en azından öptüğümüzün karşılığı ya, ya. Bence Değil mi? peki bu birkaç... ne kadarlık mesela topladığınız altın filan bir çamaşır bulaşık ünlü... makinesi alınır mı ünlü düğününde çok olmuyormuş olmaz yani şey herkes ünlüyüm diye böyle dans ederek o şeyin Tabii etrafında canım. dolaşıyor atmıyorlar altını F fakir fıvırlar bu kara düğünlerinde iyi para Çok toplanır. Zengin <laughs> düğününde para toplanmaz. Çok toplanmıyormuş yani. Yani zenginler cimridir yani. Sende var mı bir çamaşır makinesi alacak bir şey <gülüyor> toplandı <gülüyor> mı? sen de yok. Hatırlamıyorum. Ha? Hatırlamıyorum. Yani nasıl olsun ki yani olacak işte. Şey. Hı? Tekne aldı <laughs> 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 Çalıştık <Çocuk> kazandık şekeri. <laughs> tabii tabii. Belki bunun devamı bu 8 bölüm bitti. Bitti. Devamı İlk var. 2. sezon 2. sezon konuşuluyor. Evet, olabilir. Konuşuluyor. Ha, Daha şey. net değil yani. Olabilir. Peki bu ikinci sezonu zaten var mıydı senaryo olarak yoksa bunun başarısı Hayır, üzerine? Hayır, başarısı üzerine. Ha, Aynen. İşte bu çok önemli. Aynen. Peki. Sinema filmi falan bunlar. Yani e, yok sinema filmi. Yaptığım sinema filmlerde çok fazla değil. Hep böyle şeye dikkat ediyorum. Yani o daha böyle bir kalıcı olduğu için e... Ama senin kadrosunda olduğun bir işin bir dijital platformda ya da televizyonda tutacağı, başarı göstereceği garanti değil mi? Yok öyle bir şey yok. E, öylesin ulan işte yani başarısız <laughs> işi mi var yok, bu adamın? Yok yaptıklarım Önemli olan yani <laughs> şey gerçekten yani önemli olan yani hikaye... risk almıyor bu adamla çalışan bir prodüktör risk almıyor yani evet, ama kafadan. Mesela falan. bendeki algın da öyle. Sen evet bendeki algın da öyle. Hiç, ya elimden geldiği kadar başka karakterleri oynamaya hmm. çalışıyorum. Bir de önemli olan gerçekten hikaye. Yani Bence dizilerde de öyle. Mesela veriyor. ilk bölümü okuduğunuz Okan. zaman Hı? çok güzel doğru olabilir. Doğru karar veriyor. Doğru karar Olabilir doğru belki o sezgisel olarak doğru ...doğru seçiyor olabilirim. Hmm. Ya yani benle alakalı değil yani. Bu hmm. gerçekten ilk bölümünü okuduğunuz bir işin ...onuncu, e, 10. 5. bölüm nereye gideceğini bilmiyorsunuz. İlk bölüm belki okutuluyorsa çok güzel ama 5. bölüm çok şey olabilir. ya. Yani bu kadar tesadüf olamaz çünkü. Evet. Hep başarı, hep başarı. Demek ki doğru karar veriyor. Ama başar şey sürekli başarılı bir insandan da ben sıkılıyorum. Mesela bu öyle bir adam niye benim yani bitmiş bitmiş dizilerim de var. Ya hayır canım yok. Yani bu, mesela burayı ben ne yok. zaman konuk olarak alsam adamın bütün <laughs> işleri başarılı ve her şey yolunda gidiyor ne ve güzel. şaşırtıcı Maşallah. iyi bir işle geliyor yani. Şey olmuyor. Hiçbir problemi yok, hiçbir skandalı yok. Bazen de çok sıkıcı bir şey böyle bir adamla olsun. <laughs> Arada zaten kendimi ya çok sürekli, sıkıcı bulurum. <laughs> hayır, sürekli İlber Ortaylı ile oturmak gibi bir şey yani. <laughs> böyle her şeyi tamam çok yolunda falan filan. Yani bir dede kaçmış içim arkadaşlarım da derler yani. Evet, evet. Oldun, Öyle bir durum evet. var mı? Yani <laughs> biraz daha, daha sosyalim. Yaparken daha hani böyle girişken vesaire görünüyor ama normalde günlük hayatta. Değil yani ama. şöyle söyleyeyim. Kendi galama kalabalığa gitmeye bile şey oluyorum yok yani. Yok artık evet. ya. Ha. Evet. İşte bu tam böyle bu Amerikalı yıldızlar gibi böyle şey. Yok <laughs> be Böyle kameranın önünde ortaya çıkıyor. Yani profesyonel bir deformasyonu yok. Böyle sonra ortalığı birbirine katmıyor yani. Böyle sağlam. Yani. Çok acayip bir şey. Peki. Sağ mesela güzel, senin sen... şimdi röportajlarına baksak bir hiç böyle bir şey yok mesela. İşte geceleri kadın çamaşırları giyiyorum filan gibi değil mi öyle bir şeyler söylemiyorum. <laughs> Bak mesela Hürriyet Gazetesi'yle röportaj yapmış daha yeni. Ee, Aralık ayında yani herhalde onlar da pişmandırlar bu röportaj yaptıkları için. Demiş ki yani mesela buradan hani benim arkadaşlarım da bunun bir skandal lafı var mı diye çekmeye çalışmışlar. Bunun skandalı bir tane lafı var. Diyor ki kendimi suskun çoğu zaman sıkıcı ama saygılı olarak evli. <laughs> Allah seni kahretmesin yani. Bundan ne olur? <laughs> Yok mu birader bir şey? Buyurun kitap yazdım hadi ya falan. Yani. Ya su şey ee, susmayı unuttuk bence. Bu eşte bak. bak. <laughs> Oradan da mesaj verdi. Ya, mesaj ee... vermek için söylemedim. Yani. yani gerçekten bu suskun kalmayı çok suskun evet, halini çok değerli. seviyorum. Haklısın. Değerli çünkü bu kitap yazmak da bir, bir nevi meditasyon gibi bir şey benim için. Evet. Bak mesela şimdi Berfun'un röportajına bakıyorum. Mis gibi diyor ki biz sabahtan akşama kadar birbirimizle dalga geçiyoruz. <laughs> Anlat sabah kalktı. <laughs> ne yap? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bana mı? Nedir? Nedir? İlk hareket ne mesela? İlk şişik uyandı, tombiş tombiş, yanak mıncık mıncık mıncık, surat tombiş tombiş, uyandık. Bu seks hayatınızı bitirir ama böyle devam. 6 <laughs> senedir bir şey olmadı, e, daha ya, bakalım. Birbirinize böyle... Erken. <laughs> ben sabahları gerçekten çok leş uyanan biriyim. Yani uyanmayan biriyim. Dolayısıyla... Direkt bir şişiklikten giriyoruz. İki tane çocukla nasıl uyanmayabilirsin? Yok ya fiziki uyanıyorum da. Yo, bir, o üçüncü bir, çocuk bir iki, olduğu için. Fiziki <laughs> uyanıyorum. Evet ben uyanıyorum. Evet yani ruh ruh beden böyle beden dolaşıyorum. Ya. Böyle bir boşluk müthiş yani. Müthiş yani. Sonra öyleyim. diyor ki Berfu yine ben sürekli esere yapışık olduğum için onun sırtındaki sırt çantası gibiyim. Hmm. Hakikaten bir de, şeyde de, e, de ilk geldiklerinde burada kuliste otururken hep yan yanalar. Hmm. Mesela ayrılmıyorlar bir yani iki metre falan uzaklaşmıyorlar birbirlerine. İlk defa böyle masada ne uzak güzel oturuyorlar mi? belki birbirlerini <laughs> görmüşlerdir bu sayede. <laughs> Güzelmiş yüzün ya iyi oldu böyle uzak. Ne alsam <laughs> beğenmiyor mu hakikaten hediye olarak? Ya biz hediye konusunda biraz sıkıntılıyız ya o da hediye beğenmiyor ben de beğenmiyorum. Hediye e almayın. Al almıyoruz. E evet. tamam çoluğa çocuğu alın ne o? Ha bak şimdi Berfu orada biraz şey yapmış. İlişkimizi nehre benzetiyorum. Çok akışkan, içinde her şeyi barındıran. Buraya kadar çok iyi gitti. Sonra şöyle devam ediyor. <laughs> balıklar, yosunlar, taşlar. Ah öyle bir şey demedim. Aa, Aa Buyurun Hürriyet yani. Gazetesi. Neyse ee, onunla da e, 2022'nin <laughs> Şubat ayında yaptığınız. Doğru öyle olsun. Sonra şöyle diyorsun. Bayık romantik değiliz. Ama duygusal bir çiftiz. Dokunsal. Birlikte hareket etmeyi seven... Ama muah muah çok öpüşmeli falan da değil. O ayarımız bayağı iyi. Bayağı iyi. Evet. <laughs> Burada senin bir e, kavramsal problemin olduğu ortaya çıkıyor. Yani bak şimdi yanında yazar oturuyor. Şimdi yazarın şöyle <laughs> yazı düşsene. Muah muah değil ama çok öpüşmeli <gülüyor> <gülüyor> Dokunsal. Diyalog diyalog içinde yazılabilir aslında. Yani diyalog içinde. Bozulam yarıyor. Evet, evet. evet. Ama evet. Nasıl tanımlıyorsun? Peki kavramsal bir şeyle söylemen gerekirse. Muah muah değil ama dokunsal. Bu kadar. <laughs> i̇şte de yani, adamın yanından ayrılmamış. Aynen. Önemli olan biz anlıyor muyuz? Tamam muyuzsun, ule, anlıyor. ben anlamaya çalışmıyorum. O kadar geri zekalı değilim. Ben e, onun kavramsal olarak nasıl tanımladığını merak ediyorum. Çünkü çok genç tanımlar bunlar. Biz Şöyle konuklar dediğinden... olarak birbirimizi savunmamız. <laughs> evet, evet, evet. Peki çok güzel gidiyor. Bakalım o seninle ilgili bir şey söylemiş mi o söylememişti ay var pardon evet muah muah o da muah. ilişkimizde muah. en büyük sorunumuz benim galiba <gülüyor> <gülüyor> müthiş ya ben böyle adam seviyorum <laughs> Harika. ya evet şu hoşuma gitti bu aslında hem hayatımın hem kariyerimin gittiği nokta stand up gibi hayatımın tek kişilik gösteriden çift kişilik terapiye dönüşmesi çok güzel bir laf bu Gösteride her şey Berfu'nun kontrolünde. Bütün hikaye, şakalar ve diyaloglar ona ait. Bu da müthiş bir erkek zarafeti. Aslında gösteri şu soruyu soracak. Herkesin ilişkisindeki problemler biricik ve kendine özgü müdür? Yoksa her ilişkideki problemler aşağı yukarı aynı mıdır? Hakikaten bunu sordurmak çok önemli. Tam aslında onu merak ediyoruz yani. Konular farklı olsa da herkes aynı empatiyle geliyor. Yani ailesi ya da kendi yaşadığı şeylerde hep bir hep böyle ilişkileri aynı zannediyoruz ama dinamikler çok başka oluyor. Oyunda da başka bir şey anlatırken bile evet bende de öyle bir şey var diyor ama aslında tam öyle yaşamıyor. Yani çocuğunun kaç yaşında olduğunun bile farkı var ya da işte ilişki kaç senelik falan her şey çok önemli ama sorunlar hemen hemen hep aynı gibi geliyor. Hala tartışıyoruz seyirciyle bunu. Empati yapabiliyor seyirci yani tabi evet. Mert sormamda sorun var mı? Şu anda yalnız mısın? Bir ilişkin var mı? Yok. Yok ilişki. İlişkim yok evet. evet. Sorun peki bu senin yaşına bileyim. nasıl mümkün olabiliyor? Ya aslında gençlerde ben görüyorum bunu bir uzun yalnızlık var. Sen bilmiyorum dikkat ediyor musun gençlere? Yani senin çocuktan daha büyük çocuklarda yalnızlık var. <laughs> ya biraz ha? doğru ilişki odaklı bir arayış. Çok olursa farkındalık olunur. Çok zor bulunabiliyor. Detay oluyor bence. Evet, belki de belki de öyle bir şey. Var. Ya da e, gençlerin neye ilişki olarak baktıklarını bilmiyoruz. Çünkü eskiden yani ben şimdi burada hepinizden yaşlıyım. E, benim ilk gençliğimde e, böyle birisiyle bir Yatak hikayen olduğu zaman onun bir ilişkiye dönmesi kaçınılmazdı. Zaten bir ilişkiye dönmüyorsa o yatak hikayesi olmazdı. Ve insanlar seviştikten sonra beraber devam ederlerdi hayata yoksa sevişme olmazdı. Yani çoğunlukla. Ama şimdi öyle değil galiba. Bir insanın böyle arkadaşları oluyor, seks hayatı oluyor ama e, birliktelik Birlik dediği olmuyor. şeyi belki gençler biraz daha önem veriyorlar ona. O birliktelik denen şey hani hasbel kadar beraber idare ediyoruz gibi bir şey değil de e, çok işte, değerli yani ve ayrı bir şey galiba. Çok inceleyip sık dokuyorlar. O zaman da doğru kişiyi bulamıyorlar. Do doğru kişi yanlış da hani birini bulamıyorlar öyle demek daha ya doğru. ortak paylaşım Hı? ne kadar geniş olursa o biraz daha ilişkiye doğru gidiyor aslında dolayısıyla hmm. onu bulabilmek zor oluyor bu dönemde biraz daha belki zor bilmiyorum hmm. en azından benim adım öyle peki şimdi hem yakışıklısın hem şöhretin var hem ee, tabii ki hayranların var sende büyük yetenek var gelecek evet. vaat ediyorsun maddi manevi bir gelecek vaat ediyorsun Çevredin. burada e, çevrenin çok dolu olması gerekmez mi arkadaşların falan ya biraz ilgi ve odakla alakalı bir şey yani hmm. odağını Müziğe koyduğun zaman ya da işine koyduğun zaman aslında ona fokuslanıp devam ettiğinde diğerleri hayatın ikinci planında kalıyor biraz. Hmm. Bu belki bazen bir şeyi kaçırmak da olabilir onu bilmiyorum ama en çok keyif aldığın şey odaktaki oluyor. Benim hmm. için de şu anda biraz müzik odaklı gittiğim bir dönemdeyim. Dolayısıyla hani bunun eksikliğini yaşamıyorum şu anda ama bunu yaşayacağım bir dönemde gelecektir muhakkak. O zaman bir araya işe geçip hemen sen kaç yıl şey evlisin? Ee, on e, tabii on yıldır beraberiz. Yok üç buçuk yıl tabi. Aynen. Hmm. <laughs> Şöyle evet e, Cemle Cem üç buçuk yaşında üç buçuk yıl ilişkimiz 10 on, on yıl. Hmm. Bu da sıkıcı bir adam hakikaten. <laughs> Bu mesela şimdi karısını aldatmaz, <laughs> çocuğunu yalnız bırakmaz. Ondan sonra yani. Etki gibi bir şey yani hani evde hani bu da maşallah ne güzel büyüdü ee, çiçek verdi dalları uzadı falan değil mi serpildi değil, değil mi öyle değil misin sen? Ya kimse dört dörtlük değil yani hepimizin. Ya ama yani şey değil misin mesela yani böyle bir şey gibi de değilsin herhalde yani eşinle çok yanıyor maşallah nazar değmesin her şey çok yolunda yani hani yarın gidip bir yerlerde hani böyle de, de, hani kendini başka bir hayata kaptıracak bir tip gibi görünmüyorsun evet bu saatten sonra evet yani sen de görünmüyorsun. Gençken de böyle. O da mi? görünmüyor. Genç o da mi? görünmüyor. İçmişi, genç bu da zaten hep ilişki. Namuslu ev kadını kum Sen nasıl konuklar getirmişsin bu nasıl? ya? Bu yani? Bu hakikaten <laughs> üstelik yeni yıla girmeden öncesi yani böyle bir amca beyler ve teyzelerle oturuyormuş gibi hissediyorum. Ulan kendime. Yani bu nedir bir çılgın. Bir... sen söyle mutlu edelim. Ne istiyorsun? Ya yani ne bir şey istemiyorum da. Yani böyle bir aileyi taçlandırdığımız. Çocukların <laughs> geleceğinden endişe ettiğimiz hangi bırak, okullara sokacağımızı işte. konuştuğumuz bir program ama oluyor ya. buldum ne yapayım bu saatten sonra bırakamam zor buldum. Hayır ben bırak demiyorum da yani bu kadar ahlaklı edepli bir program olur mu canım <laughs> ne hallere geldik öyle bir öyle bir ama zamanın ruhu böyle galiba. Baksana bunlar herkes evleniyor işte görüyoruz deli gibi millet evleniyor neydi? Sen hatırlarsın hemşire 90'larda filan. Neler vardı? Onlama koş koş koş. Ne oldu? Ama koş, şimdi koş. <laughs> <laughs> Ya ne hale geldik ya? ...ha? İşte öyle oluyor. Yani mesela ben bakıyorum şimdi bu magazine filan arada. Yani herkes mesela işte bu çift diğer çiftin doğum gününü kutlamaya gidiyor. Sonra bunlar işte ne o öbür çiftin e, yavrusuna baby shower ya, bilmem nesine Sen gidiyorlar. Sen yapamadın diye sıkılıyorsun değil mi bu durumda? Hayır ben hepsi bunların oldu fakat ben bunların hepsinden tiksindim. <gülüyor> <gülüyor> bu Ondan sonra bunlar onun doğum günü, bunun nikahındalar falan daha bakıyor. Yaş grubuna yani bakıyorsun. E hayatı 20 ile öyle. 30 arasında ama mesela yaz boyunca düğündeler. Evet. Düğünlerdeler. Ondan sonra işte hep apartman daireleri alınıyor. Karı koca beraber apartman dairesi alıyorlar. Karı koca bir apartman dairesi alıyorlar. Sonra o diğer karı kocalarla düğünlenebilecekleri var. Sonra helikopterle o eve hayır, hayır. <laughs> onlar başka canım. Yani bunlardan böyle müthiş konservatif bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Böyle bir nesil çıkacak Ya böyle. da tam tersi olacak. Çocuklar çılgın olacak. Alfa çocukları sizin bebeler. Seninkisi Z'ye şey, giriyor Z, ama da evet Z çok ama, ya. ama yok bizi alfa diyorum ben. Z'den ümidi kestiğim için alfa'nın bunların kesmedim. bebeleri seninki falan. Ümitliyim. ha? Ben Z'den çok ümitliyim. Çok ocağım. Çok şaşırtıyorlar ya. Ne yani. mesela ne de acayipler. <laughs> çok iyi. Mesela tablet mi kullanabiliyorlar? Benimki o kadar düşkün değil o işlere ya. Ha, benimki de değil. Allah'a şükürler i̇şte, olsun. Demek evet. ki oluyor. Ya tabii ki canım. Her neslin müthiş tipleri var. Geri zekalıları var. Yani. Enteresanlar yani. Ne? Enteresanlar. Hmm. E, çok kendilerini özgü bir duruşları var. Biz onlar gibi değildik. Bize otur diyorlardı, oturuyorduk. Kalk diyorlardı, kalkıyorduk. İşte o Şimdi yüzden sapıttık, kafayı falan. oynattık. Sonra bu çocukların da, bu çocuklar değil bu masadan bahsetmiyorum ama sonra e, o çocuklar böyle ya bir fark var. Bizim anne babalarımız ayrı bir fark, var. Hayır, bir fark <laughs> var. Bizim anne babalarımız bizim uykumuz geldiğinde şununla üç sandalyeyi birleştirin, ben içeceğim derdi. Değil mi? Annemiz, babamız evet. biz devam ediyoruz derdi. <laughs> Şimdi yani bir iki nesildir eyvah çocuğun uykusu geldi kalkalım diye gidiliyor. Aradaki bariz fark bu. Çocuğun uykusu geldi çocuğun canı sıkıldı bak çocuğun canı sıkıldı. Mümkün mü gittin annene babana ben sıkıldım dedin filan. Böyle bir Biz şey mümkün değil. Cesaret edemezsin çocuğu... dersen de yersin tokadı tabii, yani. Tabii. Şimdiki çocuklar evet bu ben anlamda. Ben sıkıldım deyince bütün her şey herkes koşturmaya başlıyor. Çocuğa tablet verelim, bir <laughs> e, şey evet, verelim, bir eline bir şey verelim ama işte bu falan. Ama yani. çok uzman var, çok araştırma var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Aslında her kitabın, kendi, her çocuğun kendi kullanma kılavuzu var. Hiçbir çocuk birbirinin aynı değil. Ya bir de yani işte Ama ben... verilen tavsiye aynı aslında. Ne? Her anneye, her babaya aynı şey söyleniyor mu? Çocuklar başka. Ama şimdi anne baba şimdi hep çocuğu götürüyorsun pedagoga da Hayır, kaç kişi, kaç için. kişiden duydum? Pedagog diyor ki sen çocuğu boş ver, biz seni alalım, öyle. tedavi ediyor. Yani Aynen, şimdi öyle. anne babalar öyle oldu. Çünkü hayatını yaşayamayan kendi kimliğini, çocuğun kimliğiyle uğraşmaktan kendi kimliğini yok etmiş anne babalarla i̇şte o dengeyi kurunca kurunca Senin çocukluğun nasıl geçti? Sokaklarda değil mi? Evet, sokakta oynadık. Yani işte sokağa çıkamıyor ki. Şimdi artık çıkamaz ki. bir halde. Evet, yani sokaklarda evle... üreterek, yaratarak kendi oyunlarımız o zaman adam akıllı oyuncaklar da yoktu, bir şey de yoktu. Evet. Şimdi sokakta oynayabilen çocuk çok şanslı Bu çocuk. Bu Malcolm X'in e, siyahi e, insanlarla ilgili yani kendi ee, soydaşlarıyla ilgili söylediği şey çok dikkat çekicidir. Ee, i̇taat eden e, siyahilerle ilgili e, yani fare benzetmesi yapmıştır. Kendisi için tarla faresi deyimini kullanmıştır. Diğerlerine de ev faresi demiştir. İtaatkar olanlara, beyazların, kayıtsız şartsız beyazlara itaat edenlere. Bu e, ev faresi ve tarla faresi meselesi hakikaten sokakta oynayan çocuklar ve evde e, oynayan çocuklar arasındaki fark gibi yani. O yüzden evde oynayan, evde büyüyen çocuklar itaatkar oluyorlar. İtaatkâr. Bence en büyük Ama sorun bu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evde büyüyen çocuklar aslında bilgisayar başındaki çocuklar. Evet. Aslında yan, daha da yalın. Yani daha da yan. ebeveynlerden da yani. de yalınlaştırıyorlar. Ama ana babanın çok işine geliyor. Çünkü ana baba, çok kolay önüne bir tane bir şey E Çok da... kolay tabii çocuğun yolunu gözlemek gibi değil. Bir de kişilik çatışmayla oluşuyor. İşte onu söylüyorum. Çocuğu yani. saldın çocuğa bir kimlik giydirdin evde. Dedin ki işte ya bir e, inançla ilgili bir kimlik ya ekonomik kimlik. Çuba <laughs> mısın, işçi sınıfı mısın, şu musun bu musun her neyse. Ya da ee, ırksal bir kimlik giydirdin ee, çocuğu anlattın sen şöyle zekisin böyle hoşsun biz böyle bir aileyiz şöyle bir aileyiz şudur budur saldın çocuğu sokağa kız oynadı orada kız arkadaşlarıyla ya da oğlanlar neyse oğlanlar da top oynadı bilmem ne o çocuğun da kimliği sokağa çıktığı andan 45 dakika içinde sınanıyor ve çocuk Aynen. sokaktan aynı kimlikle dönemez evet, evet. Ya orada dayak yer ya hakarete uğrar ya kimliği sınanır. Ertesi ya gün bir daha çıkar işte çok. tabii ki yok. Evet. Şimdi Hayatı. daha çocuğun kimliği sınanmadan çocuğu kendisine benzer tiplerle aileler falan beraber tatil köylerine götürüp tabii. falan filan küçük gruplar oluşturuyor sonra emniyetli gruplar. Aynen. Ondan sonra o gruplarla beraber oynatıyorsun. Ne diyorsun? Çocuk üniversiteyi bitirmiş şaşkın. Evet. Doğru. Ne yapsın? Doğru, doğru. Çocuğun kabahati değil ki bu. Doğru. E şimdi. Ama birazcık da hayat gidiyor bak. Özür dilerim, sözünü Hoş kestim. Doğru. Çok basit bir örnek. Ee, ben çocukken işte anneannemin evi İhla e, teyzemin evi çırağındaydı Ben buradan çıkarken teyzemi arardım, ben yola çıkıyorum diye. Hı. İşte orayı yürüme mesafem vardı, hani oradan Beşiktaş'ın içinden, Balıkçarşısı'nın arasından, BKM'nin önünden. Hı. Karşıdan karşıya geçip teyzeme yürüme payım. Arada bir tane kırtasiye vardı. ki oranın vitrininde bir takılırdım Tabii beş sokak dakika. Sokak Caddesi'nde de geçerdim. O canım. Ama on o mesafe... zaman da güzel kızdın. Değil mi? O yürürken de. Çocuktum ama ya bu söylediğim küçükken. Kaç yaşındasın? 10 yaşında 12. Ben yaşında. ilk okula kendim gidip gelirdim. Yani. Tabii. Evet. Bak şimdi 10-12 yaşında ben ciddi bir mesafeye yürüyordum ve o mesafeyi yürüme süren belliydi. O 5 ileri 5 geri kabul edilebilirdi. O sürenin dışına çıkınca bir panik olunuyor da hani nerede kaldı bu? Allah başına bir şey mi geldi? Bugün ben suyu işte biraz sonra 14 yaşında olacak. Maşallah. Ben suyu bugün o mesafede yürütemem. Korkarım. Evet ama aslında yürünür. Yani aslında biraz abartıyoruz da. Evet aynı dünya değil. Ama biraz da abartıyoruz. Ama işte arabadan korkarım. Adamın yolda... Yahu dönüyor, korkmuyorlardı. Korkarım. Korkmuyorlardı. Benim evet, evet. annem babam Ama ayrılmıştı. O zaman da bu kadar manyakça araba kullanan Beni... yoktu. Bu kadar araba yoktu. İlk, i̇lkokul çıkışında kaçırmaya kalktılar. Aha. Evet. Ondan sonra çünkü anneannemle dedemin özellikle ikinci dedemin parası boldu bilmem ne falan. Herhalde Ay, onunla tamam. ilgili bir şey. Kaçırmaya kalktılar. Ben bir şekilde bunların elinden kurtuldum. Böyle nefes nefese perişan bir halde geldim geldim filan Bütün aile... Bana bak, seni kaçırsalar geri getirirlerdi zaten. Evet. <laughs> Kesin. Anneannem de toplandı herkes falan filan. Böyle bir işte bir konuşuldu edildi filan. Ondan sonra ben ertesi gün okula nasıl gittim? Yürüyerek. <laughs> sonra bunu o sırada annemin haberi yok annem geçenlerde dedi ki annem de Allah ömür versin işte 85 yaşında <laughs> geçenlerde dedi ki ben sana çok iyi annelik yaptım dedi <laughs> tabi dedim beni dedim bu kaçırmaya kalkmışlardı ilkokul 3. <laughs> sınıfta evet duydum ben o olayı dedi <laughs> peki dedim ne yaptın çok sinirlendim dedi böyle bir şeyin olmasına dedi. dedim niye sinirlendin hani Baya geç duymuş da Hı. dedi o şeye yapmamışsınız polise dedi suç duyurusunda bulunmamışsınız dedi. Niye dedim bu önemli? Ya başka bir çocuğu da kaçırırsalardı dedi. Lan bizzat beni kaçırmaya kalktılar <laughs> ya işte. <laughs> yani, ama sen kurtulmuşsun sana bir bak, şey olmamış o, ya. Evet ama işte çok haklı bak şimdi o yıllardaki kafa şu o yıllardaki kafa dünya ile kucaklaşan bir kafa. Yani bugün mesela herkese her şeye çok önem veriyoruz ya güya bugün işte. Lütfen evde çöpleri sizin evinizde mutlaka vardır. Kağıtlar buraya, şişeler buraya, bilmem buraya. Çöpleri ayırıyoruz, arıtması bilmem ne, ağaçlara sarılma. Yalanda olan kimsenin aslında şeyi düşündüğü yok. Eski bizim anne babalardaki toplumculuk falan doğru, falan. Doğru. Kadının çocuğu. Yani şimdi şey nerede var? Nerede öğrenci hareketleri var? Yok değil var ama nerede hani dünyayı değiştireceğiz nerede dünyayı değiştireceğiz nerede abi telefonu nasıl upgrade edebiliriz değil mi yani ver susuyor zaten ver ne istiyorsa evet. al susuyor zaten nerede dünyayı değiştireceğiz e abi, nerede bir mesela şey yani isyan hiç... nerede başlıyor karşına zorluklar geldiğinde şimdi dünyayı düşünme nerede yeniyim ben yeniyim burası mılan dünya nerede bir dakika dur daha bebeydim altıma yapıyordum filan. Büyüdüm de. hani değil mi? Nerede işte? E, tuvalet eğitimini aldım filan. Biz 13 ruhluyduk. Şimdikiler yani öyle ya. değil. Daha saçlıydık. E işte o zaman da bu, bu yaşlı Okan beğenmiyor. Gençleri oluyor. Hayır sadece şunu soruyorum abi. Niye bu kadar itaat diyorum yani? İtaat ne? Çünkü sokakta Çünkü sınanmıyor. Çünkü yetiştiriliyorlar. Evet. Onun için sen yarından tezi yok. Sen de siz de. <laughs> çocukları, çocukları salın hocam. Mesela salın geri geleni büyütürsünüz. Biz böyle büyümedik mi? Doğru. Bizim ailede Doğru. geri gelen büyüyordu. Hele sen ki... seninkini salabiliyor musun? Hayır. Ama bunları düşünüyorum. Düşünüyor. niye salamıyorsun? Sende de aynı korkular var. Aynı endişe. E ya bizim şimdi o biyar gözlüklerinin takıldığı arkadaş. bir şeye de gidiyoruz yani. O tabii orada o öyle da. bir şey olacak. Yani e gittikçe tabii. işte o sokağa çıkmamak. Aslında başından beri şunu söyleyeceğim hani inziva e işte Muğla'ya gideceğim oraya. Aslında kendi evin içinde bir oda odada kendi kendine bile inzivada olabilirsin. Aynen, i̇şte anlattığı gibi. Aynen Çok Kalabalığın yerde içinde bile olabilir. Kalabalığın içinde de inzivada olabilirsin ama çocuklar öyle bir hale geldiler ki aslında bunun başında olmaktan ve ellerindeki telefondan hani yanındakiyle buradan sohbet ediyor. Evet. Zaten konu Abi ilkokulda evet. hani şey var ya fasulye nasıl olur? Fasulye nasıl büyüyor? Pamuğa koyalım Pamuk fasulyeyi pıtı pıtı. Çocukları pamukta fasulye gibi büyütüyorsun. Şimdi o yani o zaman onun bir insani bir tabiat ondan nasıl olacak? Bence ben sana söyleyeyim bak önümüzdeki 10 yılda bunlar çok yazılıp çizilecek. Çok fazla konuşulacak. Çünkü her nesil her nesil anne baba ...mutlaka majör hatalar yaparlar... ...çocuklarla ilgili... Elbette. ...nasıl Onun bizimkiler bizle olursa... ilgili yaptı... ...belki ben diyorum ki yani... ...hani şey gibi... ...işte diyetisyenlerin söylediği gibi... ...şimdi ne olduk babacığım... ...hani daha kaç sene oldu şeyi bırakalı... ...az ve sık yiğinden... ...nasıl oldu 16 <laughs> oldu saat daha yemeğine... Daha ...nasıl çalışıyor? gelindi lan... ...peki başka bir şey söyleyeceğim... ...sen de gülüyor musun buna bilmiyorum ama... ...az ve sık yiğinde zayıflayanlar ne oldu... Hani ya, bu kadar berbat bir teknikti de benim, niye bak sen kaç kere rejim yapmışsın. Hepsini işte. bilirim. Abi. Yani, ya, benim peki nasıl oluyor rejim, abi? Onunla da zayıflanmıştı. Işte. <laughs> Herkesin kendi kullanma kılavuzu var. Bana iyi gelen sana iyi gelmiyor, sana iyi gelen ona iyi gelmiyor. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Babacım olmaz bir ortalama bir genel prensipler olması lazım. O zaman kalp ameliyatı yapamaz doktorlar. Herkesin kalbi farklı. E tabii öyle de ama ameliyata giriyorsun. Çocuklar için de ama böyle. toplumda de genel prensiplerle oluşuyor. Kilo verebilirsin. Yani ben az az sık 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 az yiyinle de kilo verdim. 16 saat açlıkla da kilo verdim. İkisi de İkisi doğru de çalıştı. mu? Çalıştı. Evet. Evet. Peki niye bu diyetisyenler nasıl kafa buluyorlar Moda bizde? değişmezse nasıl para kazanacaklar? Ha, o zaman bravo. herkes bir öncekini zaten öğrenmiş olacak. E öğreniyor. Sistem değişmeli ki bir yenilik olur. Hani sabahları bir kibrit kutusu yeniliyordu. <laughs> i̇şte <laughs> işte, şimdi öğlen 12'ye kadar yemek yemiyorsun. <laughs> Ama işte bu Ay, işte çok ki hep öyle değil mi? Bir yenilik bulmazsan, <laughs> ilaçlar yenilenmezse eskisini almaya alışık oluyorsun. Hep yeni bir şey çıkıyor. Çocuklar için diyor, bir şey çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Koşa koşa Allah çocuklar için bir şey çıkmıyor. Gidiyoruz alıyoruz başka türlü nasıl kadın para susmuyor olacak? ki programı bitireyim yani <gülüyor> <gülüyor> Ay, beraber sunalım... çok çok mutluyum valla sunar sen şimdi yeni oyunlara hazırım diyorsun bu oyunun Olur. kaç kere ayda her ee, çok Mayıs çok. sonuna kadar 42 oyun oynanacak toplam ne oluyor ya Daha, mesela önümüzdeki yani yılbaşı haftası yok hep hafta sonları oyunlar tamam ama mesela 7 8 Ocak'ta günde iki seansımız var Ha Saat öyle hesap edin. Matine, Suare oynuyorsun. Matine, matine Suare değil. Peki çocuk Matine oyunu Suare oynuyorsun. E, çift yövmiye mi alıyorsun, tek yövmiye mi alıyorsun? Çift yövmiye alıyorum. Ha. Olur mu? Peki günde iki oyun varken bir buçuk yövmiye mi alıyorsun, iki yövmiye mi alıyorsun? İki yövmiye alıyorum. Bak tamam. birazdan fiyatı da soracak. Sormayacağım, <laughs> onu sormam. Onu ya sormam. Arada... Çok cüzidir, <laughs> çok mütevazıdır. Hayır şöyle bir şey. Ee, ben hiçbir şey istemedim. Tabii. Yönetmenin bana ne dediyse benim için okuyordu. Ben de öyle Çünkü... yapmıştım. Büyük salaklık. Evet. <laughs> Yo, bu benim için çok büyük bir heyecandı. Evet. Saygı ee, duyuyorsun. Bana verilmiş çok büyük bir payeydi. Ee, tercih edilmiş olmak benim için büyük onurdu. Bak ne işte bir böyle bir kız. Ama öyle. Evet. Çünkü. içi iyi. iyi. Ee, evet. yani... Kibar, zarif. Çok uzun senelerdir beraber çalışan bir ekibin içine böyle hop diye tepeden atıldım. E ona rağmen hakikaten acayip bir sevgiyle ve saygıyla karşılandım. Aynı şekilde evet. benden de onlara tabii ki. Of. Ama bir ekip olduk. Şu anda adamı arasana Şu anda ara, seyrediyorsan ne oluyor? Benim adamım işte. kesin uyuyor. Kesinlikle başka bir şey seyrediyor. Kesinlikle İçinde başka uyuyor. kadınların Yok, olduğu uyuyor, uyuyor. başka bir şey seyrediyor. <laughs> başka mi? kadınların? Seyretmiyor mu hiç? Hiç inandırıcı değil. Bizim, Yıllardır bize bambaşka tanıdı. Ben kendisiyle yok. bir özel konuşma yapmıştım. <laughs> görmüyorum özledim zaten. Vallahi <laughs> seve, seve, özledim. Harikuladesiniz. Kitap çok merak ediyorum. Hemen çantama koyup eve götürüyorum. Ben de götürüyorum. götürüyorum. Evet. Berfu'yla Eser'in oyunu çift terapisine mutlaka geliyoruz. Pınar'ın oyununa çoluğu çocuğu ya, alın. Evet. E, gidin. Bu Mert Demir'le ilgili bir şey söylemeyeceğim. Şarkısı mükemmel. Su bayıldı çünkü. İstanbul sevebilir oyunu. Ben sonra <laughs> Ya kızım benim oyunumda oynuyor Richard da. Evet. Oynuyor. 18 yaş sınırı var benim oyun oyunda Çocuk oyuncu olarak çalışıyor bende. Sigortalı. Ne kadar güzel. Evet çocuk 13 yaşında ama 18 mesela sen bu kafayla benim oyuna gelemeyebilirsin yani <laughs> o kadar çünkü mutlu mesut bir şeye geldi çok şaşırtıcı olabilir. Ben bütün benim oyunda seks, aldım, seks <laughs> e, şey e, cinayet ben sana niye bu kadar kura, ben çocukken kurabiye yedim tamam hala evet, evet. değil İki iki tane ya. Richard var iki Richard var toplam biliyorum, 34 cinayetten oyunmuş, aranıyorlar. Biliyorum Hepsinden haberim var. Evet. Toplam her biri 17 şer Geçeni cinayetten Geçen oynadığında aradım. gelemedim. Provadaydım çünkü. Evet. Onlardan İyi da oldu. Kısalttık var. Kısalttık oyunu şimdi senin için. Çok şükür. Çok uzun bir şey. Bir sonuna doğru herkesin kafası bir karışıyor. <laughs> evet evet. evet. Bir böyle... Ama kısalttık. <laughs> diyenler pınar varmış Pınar gelebilir oyununda. diye kısalttık oyunu. <laughs> çok Anlamasın, teşekkür ederim. Yani anlamamış olmasın diye. Evet. Çok, pek, Geliyor çok kafana. güzel. Peki şimdi bu, bu kitap okunuyor. Sizin oyun izlenir. İlk ne zamandı bir daha söyleyeyim. 11 Ocak. 11, Ocak, 11. Ocak. tamam. Harikulade. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Müthiş şarkı almış yürümüş teşekkür zaten. çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne demek Harikulade biz teşekkür böyle biz teşekkür ederim. şeydi biraz yani çok edepliydi. Aileliydi Kusura bakma. <laughs> bir aile toplantısı. <laughs> Birbirimize oturmaya gitmişiz gibi oldu. senin için bir sorun çıkarmak isterdim ama e ama olur Yok olur. olmadı evet. Peki. Hadi hoşça kalın yeni yılda görüşürüz. <laughs> Lamar Porselen Mutfak Tezgahı Uykusuzlar Kulübü'nü sundu.